Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Türkiye ve dünya ekonomisindeki yaşanan gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul Düz Endeksi dün günü %0,43'lük kayıpla 9.334 puan seviyesinden tamamladı ama gün içi rekorunu tazeledi. 9.450 puan seviyesine yükselerek gün içi rekor seviyesini tazeledi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ancak 9.400'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedi. 9.334 puan seviyesinden dün günü tamamladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolar TL ise 31.13 seviyesinden yeni güne başlıyor. Euro TL ise 33.81 seviyesinde, gram altın 2035 lira seviyesine yükselmiş durumda. Altın onsu ise 2033 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent ham petrolün varil fiyatı ise 81 dolar seviyesinde. Veri takvimine de bakalım hızlıca. Bu hafta hem içeride hem de dışarıda veri akışının yoğun bir gün olduğunu, bir hafta olduğunu söyleyelim, tekrarlayalım. Bugün Amerika'da dayanıklı mal siparişleri verisini takip edeceğiz ve yine Amerika'da tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Yarınsa içeride ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi verisini takip edeceğiz. Dışarıda ise Euro bölgesi tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve reel kesim güven endekslerini takip edeceğiz. Ve aynı gün Amerika'da 4. çeyrek büyüme verisi gelecek. Ve Perşembe günü de bizim büyüme verimiz gelecek. 4. çeyrek ve 2023 yılı. Yıllık büyüme verisi gelecek. Almanya'da enflasyon verisi ve Amerika'da kişisel harcamalar verisi takip edilecek. Cuma günü ise içeride imalat PMI verisi takip edilecek. Dışarıda Euro bölgesinde imalat PMI enflasyon verisi takip edilecek. Amerika'da ise imalat PMI Michigan Tüketici Güven Endeksi piyasaların gündeminde olacak. Ve piyasaların yeni güne başlarken piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantıları için Brezilya'ya gidiyor. Hizmete alınan Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattı 15 gün ücretsiz olacak. Merkez Bankası'ndan yeni bir veri geliyor. Ticari gayrimenkul fiyat endeksi 2023 yılı 4. çeyreğinde yıllık bazda %98,2 artış gösterdi. Merkez Bankası artık konut fiyat endeksinin yanında ticari gayrimenkul fiyat endeksi verisini de yayınlamaya başlıyor ve ilk veriyi dün yayınladı. Ve 2023 yılı 4. çeyreğinde yıllık %98,2 oranında artış gösterdi ticari gayrimenkul fiyat endeksi. Amerika Birleşik Devletleri küresel LNG piyasasındaki payını %21'e yükselterek lider oldu. Neden lider oldu? Avrupa büyük oranda artık LNG ihtiyacını Amerika'dan karşılamaya başladı. Bu yüzden de Amerika küresel LNG pazarındaki payını yükseltti. Japonya'da Ocak ayı tüketici fiyat endeksi yıllık %2,2 oranına geriledi. Ve Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Hemen o açıklamanın detaylarına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk dedi Mehmet Şimşek. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz. Neden böyle bir açıklamada bulundu aslında? Çünkü Mehmet Şimşek bu açıklamasını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını da eklemiş durumda. Bazı sosyal medya hesaplarında kredi kartları ile ilgili kredi kartına taksit kaldırıldı iddialarına ilişkin Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nin bir paylaşımını ekledi. Bu paylaşımın, bu bilginin doğru olmadığını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayınladı. Şu anda evet böyle bir beklenti var. Kredi kartları ile ilgili hem limit hem de taksitlerle ilgili bir düzenleme beklentisi var.
ama henüz böyle bir düzenleme gelmedi. Bazı hesaplarda, bazı sitelerde böyle bir düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dayandırılarak böyle bir düzenlemenin geldiği yayınlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu iddiayı yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bizim açıklamadığımız hiçbir şeye hiçbir habere itibar edilmemesi noktasında da bir paylaşımda bulundu. Sadece bu değil aslında. Seçim sonrası döneme ilişkinde piyasalara yönelik bazı olumsuz iddialar da var. Bu iddialara ilişkinde bir açıklaması oldu Mehmet Şimşek'in bu yapmış olduğu paylaşımın içerisinde. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kura dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir, dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Evet, bu açıklamanın detaylarını biraz sonra konuklarımızla değerlendireceğiz ama ekonomide öne çıkan başlıkları da aktarmaya devam edelim. Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Hattın 15 gün boyunca ücretsiz olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye katkısının ise 30 yılda 785 milyon euroyu bulacağını belirtti. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul parolasıyla yeni hatları, yeni ulaştırma projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi hizmete girdi. Atıl vaziyette olan 8.3 kilometrelik raylı sistem hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a yeni bir proje daha kazandırıldı. Sirkeci Kazlı Çeşme arasındaki metro hattının modernizasyonu bugün itibariyle sona erdi ve açılışı gerçekleşti. Törende konuşan Erdoğan, hattın özellikleri hakkında bilgi verdi, ekonomiye katkısına değindi. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Projemiz ile sadece demiryolu inşası yapmayıp ayrıca çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştiriyoruz. Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattının önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li İBB yönetimini de hedef aldı. 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. İstanbul'un trafik çilesine de değinen Erdoğan, mevcut İBB yönetimini eleştirdi. Emanet olarak değil de nimet olarak bakanlar ihmalkarlıklarıyla, tamahkarlıklarıyla, umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. Bilhassa trafik sorunu, şu İstanbul'un ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz değil mi? Attığı bir adım var mı? Erdoğan ayrıca vatandaşla bir müjdeyi de paylaştı. Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistem hattının 15 gün boyunca ücretsiz olacağını dile getirdi. Tören sonrası ise hizmete giren banyo trenine binerek makinist koltuğunda hattın ilk seferine eşlik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Sirkeci Kazlı Çeşme hattına ilişkin TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Elektrikli olduğu için çevreci bir proje burası. Zamandan, yakıttan tasarruf etmiş olacağız. Karbon emisyonundan tasarruf edeceğiz. Yani en kıymetlisi de zamandan tasarruf edeceğiz. Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda yatırım uzmanı Aziz Kaçmaz var. Aziz Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Semih Hanım.
Teşekkürler. Piyasaya geçmeden önce aslında Bakan Şimşek'in açıklamasıyla başlayalım. Hem kredi kartları ile ilgili iddialara ilişkin, yani dezenformasyonla mücadele merkezi bir açıklamada bulunmuştu ama Bakan Şimşek hem buna atıf yaptı hem de seçim sonrasına ilişkin bazı iddialar var piyasalara dair. Sosyal medya hesaplarından, bazı sitelerden dolaşıma sokulan, biraz da buna yönelik bir açıklama oldu aslında Bakan Şimşek'in bu açıklaması. Hem bu iddiaları hem de Bakan Şimşek'in yapmış olduğu bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önemli. Spekülatif hareketleri engellemeye çalışıyorlar. Bunun bir benzerini biz geçen hafta Merkez Bankası'nda da gördük açıkçası. Çünkü kurla ilgili de seçimden sonra böyle yukarı çok sert hareket olacak diye haberler yayınlanmaya başlamıştı son dönemde. Merkez Bankası faiz kararı günü metinde, daha doğrusu açıklamalarda onu da belirtti. Yani böyle bir şey öngörmüyoruz, beklemeyin diye. O yüzden önemli bunlar. Yani böyle duyumla işte nasıl denir, asparagas haberlerle yatırım yapmak çok doğru değil. Buradan yatırımcıları da uyarmış olalım. Burada önemli olan işleyiş ne yönde gidiyor. Tabii ki haber akışları çok önemli. Ama şu an için baktığımızda seçim sonrası, öncesi, yani genelde şöyle, aslında endişe şu: politikalar devam eder mi, etmez mi? Genelde yatırımcılarda da böyle bir endişe var. Neden var hala böyle bir endişe? Yani seçimden sonra nasıl bir şeyle, neye dayandırarak böyle bir iddiada ya da endişede bulunuyorlar? İşte, tabii geçmişte şimdi politikalar bir anda çok hızlı değiştiği için insanlarda böyle bir endişe var. Hani seçimden sonra da bir seçim derdimiz de kalmıyor. Hani hükümet anlamında söylüyorum. Niye uygulasın ki tarzı böyle soru işaretleri var ama çok yanlış. Bugün bakın, yurt dışı raporlarında da, yurt yerli kuruluşların raporlarında hiçbirinde böyle bir endişe taşımıyor. Biz seçimden sonra politikalardan normalleşmeye döndüğümüzde ekonomi politikalarında, yurt dışı raporlarında hep şunu görüyorduk. Acaba politikalar devam eder mi, etmez mi diye metinlerinde, raporlarında bu maddeler yazıyordu. Ama sene sonundan, yani 2023'ün sonunda ve 2024'te gelen raporlarda böyle bir endişenin ortadan kalktığını görüyoruz. Raporlarda artık buna dair bir atıfta bulunulmuyor. O yüzden biz yatırımcıların da bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii ki biz önümüzde gelecek haberleri, uygulanan adımları, atılacak adımları sıkı takip ediyor olacağız. Ama bugünden baktığımızda bu tarz bir endişeye mahal olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani özellikle de yabancı raporlarına baktığımızda artık böyle bir endişenin sanki kalmadığını görüyoruz Aziz Bey. Sadece yabancı biraz da artık şuna bakmaya başladı sanki. Yani uygulanan politikaların sonuçlarını alabiliyor muyuz? Sonuçları görülüyor mu? Biraz bunu takip etmeye başladılar. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi bile negatif bir etkiye neden olmadı. Ne raporlara girdi, ne de fiyatlamalara girdi. Dolayısıyla acaba içeride yürütülmeye çalışılan bu algı biraz da piyasalarda spekülatif bir, ya da hatta spekülatif demeyelim, yani direkt manipülasyon mu yapmaya çalışılıyor acaba? Evet, kesinlikle öyle aslında. Burada tabii siyasi bir çalkantı da olabilir. Yani sonuçta hükümeti yıpratmaya yönelik de olabilir bu adımlar. Tam seçim öncesi. Ama dediğim gibi net bir şekilde, yani biz yatırımcılar olarak buralara kesinlikle bakmamamız lazım. Biz raporları takip edeceğiz, uygulamaları takip edeceğiz. Yani bariz bir şekilde görünüyor ki kimsenin böyle bir endişesi yok. Hatta Merkez Bankası değişikliğinde resmen bununla ilgili bir güven de tazelendi. Evet. Piyasaya bir güven de verildi aslında. Bakan Bey de, Mehmet Şimşek de sürekli, zaten sonuçta bu ekonomi kurulunun en tepesindeki isim Mehmet Şimşek. O var olduğu sürece bir endişeye de gerek olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendisini sıkı takip edelim. Oradan gelecek mesajlar bu anlamda çok önem arz ediyor. Bakan Bey de, Sayın Şimşek de sanki mesaisinin yani büyük bir bölümünü demeyelim de bir bölümünü de maalesef bu dezenformasyonla mücadeleye ayırıyor. Sürekli piyasayı ve yatırımcıları bu konuda ikna etmek için harcıyor. Bu da tabii iyi bir şey değil. Düzenlemeler için vaktini ve motivasyonunu harcasa daha sanki iyi olabilir, daha sağlıklı bir süreç bizi bekliyor çok olabilir. Peki şimdi biraz borsayı da değerlendirelim dilerseniz. Şimdi borsa dün 9400 seviyesini de aştı, gün içi rekor seviyelerini tazeledi ama 9400'ün üzerine bir kapanış gerçekleştiremedi.
Yani yavaş yavaş bu tip küçük düzeltmeler de herhalde piyasanın sağlıklı bir yükselişinde bize anlatıyor aslında. Beklentiniz nedir? Bu yükseliş trendi devam eder mi? Yeni destek ve direnç seviyesi beklentileriniz nedir şu anda? Şimdi öncelikle 9400 şu an için bir eşik seviye. 9400 neden önemli? 9400 biz 8500'den 7200'e düzeltme yaptığımızda 7200'den sonra başlayan yükseliş trendinin ilk hedefi 9400'dü. Fibonacci 1.618'ine gelir orası. Bu anlamda önemli. Şimdi burayı yatırımcılar eşik değer olarak kabul edecekler. 9400'ün üzerinde kapanış alabilirsek artık yeni zirveler beklenir endeksten. Orası da neresi olur? 9700, 10.000. 9700 neden önemli? İşte 313 dolar tepesi, 10.000 seviyesinde 323 dolar tepesi. Yani 9400 aşıldığında biz artık dönüp öncelikle dolar bazlı endeksi takip ediyor olacağız. Sizin de dediğiniz gibi geçen haftadan beri 9400 üzerinde yeni tepeler yapıyoruz ama kapanışlar alamıyoruz. Tabii her kapanış alamadığımızda endeksin bir miktar yorulduğunu görüyoruz. Yani 9400 üzerinde kalamadığımız sürece o 7200'den gelen yükseliş trendimizin ana desteği olan, trend desteği olan 8800-8900 bölgesine kadar geri çekilmeler olabilir. Burada panik yapmaya gerek yok. Bu tamamen teknik bir düzeltme diyebiliriz buraya. Yani şu an için endeksli bir yorulma, bir dinlenme emaresi var. 9400'ü bu anlamda önemli takip ediyor olacağız. Peki şimdi yabancı yatırımcılarla ilgili tabii özellikle de beklenen bazı kritik noktalar var. İşte 8 Mart'ta bir Fitch değerlendirmesi var, bir gri liste beklentisi var. Yabancı biraz daha bunlara mı odaklanmış durumda? Yani teknik açıdan baktığımızda not artışı, yani Türkiye'ye ne kadar güvenirlerse güvensinler ya da ne kadar Türkiye'nin cazip olduğuna inanırlarsa da inansınlar, orada teknik resmi düzenlemeler gelmeden de giriş yabancının girişi sağlanamıyor maalesef. Gri liste bunun için önemli bir eşik. Not artışları bunun için önemli bir eşik. Yani bunlar gerçekleştikten sonra daha yüksek bir yabancı girişimi mi beklememiz lazım? Evet, kesinlikle. Sadece bunlarla değil tabii ki. Şimdi gri listeden Haziran ayında çıkmış olacağız Bakan Bey'in deyimiyle. Fitch 8 Mart'ta muhtemelen görünümü pozitife çevirecek. Biz o saatten sonra şimdi bütün derecelendirme kuruluşlarında görünüm pozitife dönmüş olacak ve bir sonraki toplantılarda biz artık kredi artışı bekliyor olacağız, not artışı bekliyor olacağız. Şimdi bununla birlikte küresel tarafta özellikle Fed'de faiz indirimleri de belki biz Haziran'da olmasa da son çeyrekte muhtemelen faiz indirimleri başlayacak. Yani bizim hem gri listeden çıkıyor olmamız hem not artışlarının gelecek olması, CDS'lerin düşüyor olması bir de üstüne Fed'den faiz indirimleriyle birlikte yatırımcıların, yabancı yatırımcıların çok daha büyük montanlarla geldiğini görürüz. Şu an için girişler devam ediyor. 6 hafta sonra ilk kez geçen hafta bir miktar satışı oldu. 22 milyar milyon dolar seviyesi çok cüzi bir rakam. Ama yabancı girişleri halen kademeli olarak parça parça da olsa devam ediyor. Bu saydığınız gri liste not artışları bir de üstüne Fed'den faiz indirimi netleştiğinde biz artık belki de haftalıkta böyle 1 milyar dolar belki üzerinde girişlerde görebiliriz diye tahmin ediyorum açıkçası. Borsa tarafında şu an baktığımızda yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde Borsa İstanbul 100 endeksi ya da Borsa İstanbul ne kadar bir iskontosu var hala? Bu yükselişine rağmen iskontosu devam ediyor mu? Şöyle söyleyelim, bizim fiyat kazanç oranımız MSCI endeksli için konuşuyorum. Bizim fiyat kazanç oranımız endekste 4.7'lerde. Bu MSCI Dünya Endeksinin ortalaması 11.70'lerde. Neredeyse %100 de iskontomuz var. Bizim emsal bu 9 gelişmekte olan ülkelerin içinde de en düşük ikinci iskontolu endeksiz şu an. O yüzden gayet cazibiz, gayet ucuzuz. Zaten orta uzun vade için konuşacak olursak, hatta uzun vade için konuşacak olursak endekste potansiyel çok fazla, çok büyük. Çünkü bizim endekste tepemiz 500-510 dolar tepesi. Biz şu an 300 dolardayız. Bu 500 dolar gelecektir. Bu pozitif hava devam ettiği sürece, işte bizim kredi notumuz arttığında, işte gri listeden çıktığımızda, yabancı yatırımcılar o bahsettiğimiz büyük montanlarla gelmeye başladıklarında, biz muhtemelen önümüzdeki birkaç sene içinde 500 dolar tepesini tekrar göreceğiz. Buradan 300 dolardan 500 dolara çok ciddi marj var. Dolar bazlı söylüyorum bunu. Siz bunu TL tarafta da karşılığını koyduğunuzda endekste çok ciddi bir potansiyel olduğu aşikar.
Peki her sektör için bunu söyleyebilir miyiz? Yani iskonto tüm sektörler için geçerli mi? Bir bu. Bir de yani hangi sektörleri daha avantajlı görüyorsunuz? Mesela yabancı girmeye başladığında daha çok hangi sektörlere girecek? Mesela bankacılığa mı girecek? Holdinglere mi girmeye başlayacak? Evet, şimdi tabii her hisse için ucuz diyemeyiz, onu söyleyelim. Bunu hisse bazlı bakmak lazım, şirket şirket değerlendirmek lazım. Ama genel itibariyle baktığımızda hemen hemen her sektörde iskontolu hisseler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yabancı geldiğinde ne alır? Şimdi bir sonraki rallinin kahramanı yabancı olacaksa o zaman kahraman sektör bankacılık olacaktır. Çünkü yabancıların ilk tercihi likit olmasından sebep bankacılık oluyor. Bankacılığa baktığımda da dolar bazlı incelediğimizde şu an için kabaca 320 dolar seviyesinde bankacılık endeksi. Bankacılık endeksinin tepesi de 1185 dolar. Yani çok ciddi marj var. Geçmişte bankacılık endeksinde biz buna benzer hareketler gördük. 2008 krizinden sonra 240-250 dolarlara düşen bankacılık endeksi yabancı girişleriyle 1180'lere kadar çıktı. Aynı hareket gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden bankacılık bu anlamda biraz pozitif ayrışacaktır. Bunu holdingler takip edecektir yabancı girişleriyle birlikte. Tabii burada gıda perakende, havacılık tarafı, buralarda da yabancıların aksiyon aldığını görüyoruz. İletişim keza son dönemde yabancı girişlerine şahit oluyoruz o alanda da. Yani şu an için rakamlar burada böyle yabancı girişleri. Tabii hızlandığında hangi sektörlere daha ciddi anlamda giriş yapacaklar. Onu ayrıca takip ediyor olmak lazım ama bankacılık yabancıların banko sektörü gibi görünüyor. Ama içeride tabii bizde de şöyle bir tablo var. Yani yavaşlayan bir iç talep var. Dolayısıyla hani bunu da göz önünde bulundurursak bu hangi sektörleri daha olumsuz etkileyebilir? Yatırımcı bu noktada nasıl bir analiz yapmalı, değerlendirme yapmalı? Çünkü iç talebin yavaşlamasıyla birlikte bundan olumsuz etkilenecek sektörler de var hiç şüphesiz. Dolayısıyla nasıl bir ayrım yapmak lazım? Şimdi şöyle, orada özellikle yılın ikinci yarısında ve 2025'te de keza bizde sık para politikası devam edecek dediğiniz gibi. Burada yabancı şuna dikkat edecek. Küreselde de çünkü biz ne bekliyoruz? Yılın ikinci yarısı faiz indirimlerinin gelmesini ve küresel talebin canlanmaya yönelik ya da canlanmaya başladığını görmeyi bekliyoruz. O yüzden yılın ikinci yarısından itibaren artık ihracatçı şirketlerin çok böyle pozitif ayrıştığı bir döneme gireceğiz. İç piyasaya çalışan şirketler ve borçluluğu yüksek olan şirketler ne yazık ki bu alanda ciddi yorulmalar göstereceklerdir diye tahmin ediyorum. O yüzden yatırımcılar hisse seçerken, karar verirken ya da ellerindeki hisseleri değerlendirirken özellikle yılın ikinci yarısından sonra, çünkü enflasyon düşme eğilimine girdiğinde bu şirketler çok daha fazla yorulacak. Şu an enflasyon olduğu için biz bunu hissedemiyor olabiliriz. Ama yılın ikinci yarısında bunu hissediyor oluruz. O yüzden buradaki en önemli ayrım, ihracat yapan şirketler pozitif ayrışacaktır. İç piyasaya çalışan ve borçluluğu yüksek olan şirketler ne yazık ki önümüzdeki yılın ikinci yarısı ve belki 2025'te de yorulmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Benim burada şirketi incelerken ana kriterim bu. İç piyasaya çalışıp borçluluğu yüksek olan şirketlerden bir miktar uzak durmaya çalışıyorum. Daha çok ihracat yapan şirketlere doğru yönlenmeye çalışıyorum açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederiz Aziz Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Yatırım uzmanı Aziz Kaçmaz'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve bir sıcak gelişmeyi aktaralım. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir nokta operasyon daha haberi geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik Kod Emine Seyit Ahmet'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Bir kez daha tekrarlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik Kod Emine Seyit Ahmet'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Emine Seyit Ahmet, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmet, MIT'in hedef listesinde yer alıyordu. Azadi Derik Kod adlı Emine Seyit Ahmet'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Emine Seyit Ahmet örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu.
Tel Rifat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist Ahmet'in emrini verdiği bu saldırı nedeniyle de birçok asker şehit olmuştu. Ayrıca Ahmet'in talimatını verdiği eylemler sonucunda kilise düşen füzeler sivil vatandaşları da ne yazık ki hedef almıştı. Tekrarlayalım, Milli İstihbarat Teşkilatı bir nokta operasyona daha imza attı. YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik Kod adlı Emine Seyit Ahmet'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Emine Seyit Ahmet, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmet, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Azadi Derik Kod adlı Emine Seyit Ahmet'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Emine Seyit Ahmet, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmet, Tel Rifat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist emrini verdiği bu saldırı nedeniyle de birçok askerin şehit olmasına neden olmuştu. Ayrıca Ahmet'in talimatını verdiği eylemler sonucunda kilise düşen füzeler de sivil vatandaşları da hedef almıştı. Bir virgül koyalım şimdi, kısa bir ara diyelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba, Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle sıcak gelişmeyle başlayalım. Bir önceki dilimi de bitirirken aslında sıcak bir haber olarak, son dakika haberi olarak aktarmıştık. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik Kod adlı Emine Seyit Ahmet'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. Telefon hattımızda Seyban Durmaz var. Seyban, nedir operasyonun detayları? Semra, Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. Zira sizlerin de ifade ettiği gibi YPG-YPJ sözde sorumlularından bir terörist Kamışlı'da gerçekleşen nokta operasyonla etkisizleştirildi. Emine Seyit Ahmet isimli Azadi Derik Kod adlı söz konusu terörist Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı ve eylemleri bizzat katıldığı da tespit edilen söz konusu terörist Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyordu. Söz konusu teröriste yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon için düğmeye bastı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı Ahmet nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Tabii şunu da belirtelim. Operasyona ilişkin önemli detaylar da var elimizde. Örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumlu olduğu biliniyordu. Etkisiz hale getirilen teröristin Tel Rifat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatında veren sorumlulardandı. Terörist Ahmet'in emrini verdiği bu saldırılar nedeniyle de birçok asker şehit olmuştu. Ayrıca Ahmet'in talimatını verdiği eylemler sonucunda da kilise düşen füzeler sivil vatandaşlarımızı da ne yazık ki şehit etmişti. İşte bu nedenle de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesinde yer alıyordu. Derik Kod adlı, Azadi Derik Kod adlı Emine Seyit Ahmet ve ifade ettiğimiz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o destansı operasyonuyla Kamışlı'da etkisiz hale getirildi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Teşekkürler Seyban. Seyban Durmaz aktarmış oldu bize Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirmiş olduğu bu nokta operasyonun detaylarını. Ve haber turu diyelim şimdi. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Tarihi Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Hattın ekonomiye katkısının 785 milyon euro olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut İBB yönetimine de tepki gösterdi.
5 yıl boşa geçti, niye bir şey yapılmadı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Biden, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye adına yaptığı sunumda İsrail'in saldırılarının toplu bir cezalandırmaya dönüştüğünü söyledi. İsrail, Filistin topraklarını işgal etmiştir ve sorumlular hukuk önünde hesap vermeli diye konuştu. Çiftçiler Avrupa Birliği kurumları önünde protesto düzenledi. Brüksel'in ana yollarında trafiği kapatan çiftçiler, yüksek maliyet, yetersiz destek ve ucuz ithal ürün politikalarına tepki gösterdi. Fransa'da ise başkent Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Macron'un katıldığı uluslararası tarım fuarını bastı. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde seçim işleri toplantısında konuştu. Gündeminde yaklaşık bir aylık sürenin kaldığı 31 Mart seçimleri vardı. Muhalefet kanadındaki ittifaklara tepki gösteren Erdoğan, AK Parti'den ayrılıp 1 Nisan sonrası geri döneceğini söyleyenlere de ayrı bir başlık açtı. İşte detaylar. Türkiye yüzyılı ayak sesleri gümbür gümbür geliyor dedi. Eski Türkiye hevesinde olanların hakikat seçim sonrası yüzüne vuracak diye ekledi. Artık devir Türkiye yüzyılı devridir. Hamdolsun. Türkiye yüzyılının ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Hala eski Türkiye özlemi içinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba hevesi dolduğunu biliyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine bir tokat gibi inince kös kös yerlerine dönüyorlar. AK Parti Kongre Merkezi'nde seçim işleri başkanları ve teşkilatlarıyla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefet partilerinin belediye yönetimlerini ele geçirip ülkeyi kaosa sürükleme amacında olduğunu söyledi. CHP'yi de DEM Parti ile olan ittifakı üzerinden eleştirdi. CHP, bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle, terör örgütü mensuplarıyla işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş, bu partiye gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. Bölücü örgütün uzantılarıyla el ele, kol kola yürümekten, bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını, allayıp pulladıkları Kandil uzlaşısı için bu noktada bölücü örgütün uzantılarına ne vaat ettiklerini kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'den ayrılıp başka parti çatısı altında siyaset yapan, lakin seçim sonrası partiye geri döneceğini söyleyenlere de ayrı bir başlık açtı. Sirk cambazı nitelemesinde bulundu. Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyin. Bunlar sirk cambazı. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrası da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı birlikteliğiyle giren Yeniden Refah'ın bu tavrından koptuğunu söyledi. Yani Yeniden Refah'ın tavrını zaten sizler de biliyorsunuz. İşte birçok yerlerde yani Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda yani kopmuş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden F-35 sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, Amerika ile temas halinde olduklarını belirtti. Sürecin takipçisiyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele kapsamında kritik olarak görülen Irak ziyaretini ise seçimlerin ardından gerçekleştireceğini belirtti.
Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar. İbrahim Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Şimdi öncelikle Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla başlayalım isterseniz. Çünkü piyasalarda oluşan bu iddialara ilişkin aslında iki yönlü iddialar var. Hem kredi kartı düzenlemesine ilişkin bir beklenti var şu an piyasalarda. Bunun nedeni de tabii yani Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu toplantısında buna ilişkin bir sinyal verdi. Dolayısıyla böyle bir beklenti oluştu. Ama bunun başladığına yönelik bir şey vardı. Haberler yayınlanmaya başlamıştı. Yani hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dayandırılarak artık taksitlerin kaldırıldığına yönelik bir haber yayınlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı buna karar vermiyor ki. Merkez Bankası ve BDDK, BDDK karar veriyor. BDDK şart koşuyor. Şimdi Dezenformasyon Mücadele Merkezi de bu haberin yalan olduğunu yayınladı. Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından hem bu haberi Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nin paylaşımını ekleyerek bu paylaşımda bulundu. Ve bir de piyasalarda seçim sonrasına ilişkin bazı spekülatif açıklamalar yapılıyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle de yine kur üzerinden. Buna ilişkin de Bakan Şimşek'in bir değerlendirmesi var. Dilerseniz o değerlendirmeyi şöyle bir topluca okuyayım. Üzerine değerlendirelim. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz. Yani Bakan Şimşek'in de gerçekten bir mesaisi de bu yanlış haberleri doğrulatmak ya da yanlış haberlerle ilişkin açıklama yapmakla geçiyor maalesef. Danışmanına da burada bayağı bir iş düşüyor. Şimdi niye böyle bir iddia ortaya atılıyor seçim sonrasında? Merkez Bankası bile Türk lirasının reel olarak değer kazanacağını işaret ediyor. Yabancı yatırımcıda bile böyle bir beklenti yok. Yabancı raporlarına baktığımızda Türk lirasının reel olarak değerlenmesini onlar bile bekliyor. İçeride neye dayandırılarak böyle bir iddia ortaya atılıyor sizce? Yani kredi kartlarıyla başlayalım isterseniz. Olur, tamam. Seçim öncesi, yani seçime gidiyoruz. Hangi seçim öncesi böyle değerlendirmeler, böyle spekülatif söylemler, seçimden sonra görünmeler olacaklarla ilgili, yani seyircilerimiz, izleyicilerimiz mazur görsün. Palavralar. Hı hı. Yani hangi seçim öncesinde duymadık ki? Bu da onlardan birisi. Bu süreçte o süreçlerden bir tanesi. Yani kredi kartıyla ilgili zaten geçtiğimiz sene Merkez Bankası, BDDK, Hazine Maliye, sektör, bankalar bir araya gelerek konuştular ve alacakları kararları aldılar aslında. Yani bu, hı hı, saatten sonra atılacak çok bir adım kalmış gibi gözükmüyor. Çünkü neden? Zaten dediğimiz gibi aşırı harcamayı tetikleyen kısımlarla ilgili, yani hesapsız kitapsız gelir durumu fark etmeksizin yapılan harcamalarla ilgili zaten geçtiğimiz sene BDDK sınırlamalar getirdi. Örnek seyahat harcamaları. Örnek işte kozmetik, örnek işte sınırlama olarak söylemek gerekirse kuyum. Bunlarla ilgili zaten geçtiğimiz sene ciddi adımlar atılmıştı. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Bugüne geldiğimizde işte bir beklenti var. Tekrar böyle bir karar alınacak. Ya bir beklenti var evet ama karar alınmış değil yani. Alınsa da nasıl bir karar alınacak o da belli değil. Yani alınmamış kararı duyurmak sosyal medyada, hani bilgi sahibi olmadan yorum yapmak, işte hani zehir zemberek cümleler kurmak, hı hı, bunun üzerinden işte siyasi kamplaşmalara, hı hı, neden olmak, bunu seçime bağlamak, maalesef seçim nemasıyla bu işleri, hı hı, güder hale getirmek maalesef Türkiye kamuoyunda son zamanlarda özellikle sosyal medya, evet, üzerinden, evet, bilgi kirliliğine şahit oluyoruz. Bu şundan da kaynaklanıyor galiba. Yani web sitelerinde ya da sosyal medyada dikkat çekici bir başlık atıldığında o haberin tıklanma ve okunma oranı, tabii, çok artıyor. Hani reklamlarda ona bağlantılı olarak geliyor. Dolayısıyla o tıklanmayı artırmak için de dikkat çekici, yani doğru bile olmasa
Evet. Dikkat çekici o başlığı atmak onlar için avantajlı gibi görünüyor. Aynı şeyi hafta sonu da yaşadık aslında. Kira düzenlemesiyle ilgili Adalet Bakanı'nın kira düzenlemesi %25 zam sınırının kalkacağını, kaldırıldığına yönelik bazı haberler yayınlandı. Sonra yine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o yayının video kısmını kesit olarak paylaştı. Bakanın da böyle bir açıklamada bulunmadığını söylüyor. Ne diyor aslında bakan orada? Yani enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi böyle bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor açıklamasında bulundu ki zaten ekonomi yönetimi de Bakan Şimşek'le Cevdet Yılmaz'la bizim katıldığımız toplantıda da aynı şey sorulmuştu. Orada Cevdet Yılmaz'la benzer bir ifade kullandı. Bakan Tunç da aynı şekilde bir ifade kullanmasına rağmen orada gazeteciler de biraz tabii zorluyor ama bakanın ağzından böyle bir laf çıkmamasına rağmen gazeteler, yine web siteleri ve sosyal medya hesapları yine çok tıklanma uğruna o sansasyonel başlığı yine kullandılar. Yani korku senaryosu, işin adı korku senaryosu bana göre. Bir seçime gidiyoruz, işte muhalefet var, iktidar var, belediye seçimine gidiyoruz. İşte yerel yönetimler olmasına, yerel yönetim seçimi olmasına rağmen böyle spekülasyonlar ortaya atılıyor. Yani geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi öncesinde de benzer senaryolar vardı, korku senaryolardı. Hı hı. Yani bu şuradan çıkıyor. Bak siz yine iktidarın sandık başına gittiğinizde iktidara tekrar olumlarsanız, tekrar iktidara oy verirseniz, iktidar partisinin belediye başkanı adaylarına oy verirseniz seçimden sonra görün başınıza neler gelecek. Senaryosu korkusu. Hı-hı. Bunu geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı seçiminde de görmedik mi? Hı-hı. Yani ondan sonra hani sopa cinsinden, aba altında sopa gösterir nitelikte bilgi kirliliğini ortaya yayarak vatandaşları korkutmak, seçmeni korkutmak, kamuoyunu dezenformasyonla, yalan ve kirli bilgiyle oyalayarak sandık başına giderken tercihini değiştirmeye yönelik adımlardır bunlar aslında. Hı hı. Halbuki Mehmet Şimşek bugün net olarak söylüyor, diyor ki Türkiye'nin orta vadeli programı var. 2024, 2025, 2026, 3 yılı kapsayan orta vadeli programda her şey şeffaf ve öngörülebilir şekilde ortaya konulmuştur. Yani kurala dayalı ekonomi yönetimi politikalarını sulandırmaya çalışan bir güruhla, bir şeyle karşı karşıyayız. Bir bilgi kirliliği senaryosuyla karşı karşıyayız. Hı hı. Buna papuç bırakmamak lazım. Yani ama sürekli de dezenformasyona karşı da yani bir mesainin harcanması da hoş değil tabii. Tabii. Yani örnek veriyorum. Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı bugün Brezilya'ya gidecek. İşte G7 toplantıları, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası toplantıları için oraya gitmeleri gerekiyor. Orada Türkiye'yi anlatmaları gerekirken, Türkiye kamu, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini dünyada en büyük 20 ekonomi, Maliye Bakanlığı'na, Merkez Bankalarına anlatmaları gerekirken, oradaki konularla ilgili mesai harcamaları gerekirken bir de akılları bunda kalıyor. Ya acaba biz döndüğümüzde hangi senaryoyla karşı karşıya kalacağız? Hı hı. Ya bu kredi kartı konusu öyle çekilebilir, lastik gibi sağa sola çekilebilir bir konu ki. Mesela örnek vermek gerekirse şu anda beyaz eşyada ve mobilyada 9 taksit var. Yani kredi kartıyla alışverişlerinizi, mobilya alışverişlerinizi 9 taksite bölebiliyorsunuz. Mesela dernek başkanı geçtiğimiz hafta içi çıktı, dedi ki bu 12'ye çıkarılmalı, 16'ya çıkarılmalı. Yani bununla yetinmiyor mesela. O taraftan o pencereden. BMD'den de aynı açıklama geldi. Tabii. Yani o bankadan o pencereden olaya bakıldığında 9 taksiti de yeterli görmüyor. Vatandaşlar biliyor ki cebindeki kredi kartının mobilya harcamasını 9'a bölebildiğini biliyor veya bilmiyor. Yani böyle bir durum var. İşte gıda da var, efendime söyleyeyim, giyimde var, öbür türlü elektronik eşyada var, bilgisayarda var, beyaz eşyada var, yani elektrikli ev aletlerinde var. Yani taksit sayısıyla ilgili kurallar konulmuş ortaya aslında. Orada bence ekonomi yönetimi çok hassas bir düzenleme yapmanın derdinde aslında. Yani burada çünkü orta ve dar gelirli özellikle de harcamalarını biraz daha kredi kartıyla yönetmeye başladı. Dolayısıyla oraya getirilecek bir limit düzenlemesi ya da bir taksit düzenlemesi onları da olumsuz etkilememeli. Bence ekonomi yönetimi burada bu hassasiyeti gözetiyor. Bir taraftan da ama fuzuli harcamalar olarak nitelendirdiğimiz alanlarda da o gereksiz harcamaların önünü kesmek. Çünkü o gereksiz harcamalar dediğimiz başlık da bir yandan da enflasyonu tetikliyor. Yani onun önünü kesip de enflasyonu bir miktar soğutmayı amaçlıyor. Yani orada dar gelirli olumsuz etkilenmesin.
Ama üst gelir ya da işte üste yakın olan gelire sahip olan kesimin de fuzuli harcamalarla enflasyonun tetiklemesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Yani fotoğrafın tamamına bakmamız lazım. Evet. Onu demek istiyorum. Fotoğrafın tamamına baktığımızda bir işletmeler... Fotoğrafın tamamına bakıyoruz ama fotoğrafın geneline böyle genelleyici bir karar vermeyecekleri anladığımız kadarıyla. Evet, yok kadarıyla. Vermeyecekler. Zaten evet. Onu söylüyorum. Yani daha mesela mobilya ilgili daha da ekstra bir karar verilebilir mi? Bence verilmez. Seyahat harcamalarıyla ilgili bugünden yarına bir karar verilir mi? Bence verilmez. Zaten yurt içi seyahatlerde bir sınırlama yok. Mesela yurt içi konaklamalarda bir sınırlama yok. Seyahatlerden kastım yurt dışı konaklamalar, seyahat biletleri ve birkaç tane kalem daha. Yani yurt içinde mesela yurt içi turizmini olumsuz etkileyecek herhangi bir karar yok orada. Yani Sinan Öncel Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı diyor ki taksit sınırlaması getirilmemeli. Mobilyacılar diyor ki 9 az 12 15'e çıkarılmalı. Yani herkes kendi cephesinden olaya bakıyor. Hazine maliye de bakıyor, hükümet de bakıyor. Yani ekonomiyi fazla ısıtmadan enflasyonu aşağı çekmenin hesaplarını yapıyor. Bunu da yaparken acaba kredi kartıyla ilgili de bir mevzuatta el verilebildiği ve piyasayı dengeyi bozmayacak bir unsur olabilir mi? Onun hesabını kitabını yapıyor. Ama yani bıçak sırtı bir durum. Nasıl bir ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde benzer bir değerlendirmeyle konu tekrar ele alınır mı almaz mı bilmiyorum ama bugünden yarına alınmış bir karar yok, en azından onu biliyoruz. Mehmet Şimşek de bunun altını çiziyor, diyor ki bizden duymadığınız bir şeye inanmayın. Orta vadeli programda her şey kuralına dayalı ve şeffaf bir şekilde ortaya konmuş vaziyette. Ve bunun da altını çiziyor. Bugün hangi kararlılıkla orta vadeli programdaki kural ve kaidelere uyuyorsak, onun için mücadele ediyorsak, seçimden sonrasında da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Yani bu konuda kimse sağda solda bilgi kirliliğine neden olanlara inanmasın. Yani bizden duymadığınız müddetçe de bir şey yapmayın. Zaten olayın, hikayenin özü de o değil mi? Karar verici kim? BDDK kredi kartlarında. İşte seçimden sonra zamlar gelecek, bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak. Yaygarası koparanların aksine karar verici kim? Hükümet. Yani hükümet kendi kamu kalemlerine seçimden sonra ne yapabilir? Belki indirim yaptı. Nereden biliyorsun? Niye zam yapsın? Yani bütçede ortaya konulmuş bir hedef var. 11 trilyon TL gider, 8.3 trilyon TL gelir ve yaklaşık 2 küsür trilyon TL'de bütçe açığıyla yılı kapatacağımız bir öngörülebilir hesap var ortada. Bu gelirin kalemleri belli, giderin nereye olacağı belli. Bütçe açığının nasıl kapatılacağıyla ilgili Hazine Maliye Bakanlığı'nın zaten 3 ayda bir duyurduğu borçlanma yol haritasıyla ilgili plan proje çerçeve ortada. Yani bundan öte ne olsun yani? Niye mesela ekstra bir maliyetin vatandaşın sırtındaki yükü artırıcı bir şeye girsin, bir karar alıcı mekanizma işletsin hükümet? Bu konuda seçime gittiğimiz için her türlü şeyi söylemek mubah oluyor. Yani bunlara inanmamak lazım. Evet, yani. Kur üzerinden de çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor ama kur üzerinden baktığımızda da zaten halihazırda işte maddeleri biraz önce de sıraladık. 8 Mart'ta bir Fitch'in değerlendirmesi var. Sonrasında bir kuruluşun daha değerlendirmesi var. Haziran'da gri listeden çıkacağız çok büyük ihtimalle. Yani böyle maddeleri de alt alta sıraladığımızda yabancı yatırım girişi için çok cazip bir ortam oluşmaya başlıyor seçim sonrasında. Böyle bu kadar cazip bir ortamda kur üzerinden nasıl bir spekülasyon yapılıyor ki? Bunun zeminini oluşturacak bir şey de yok. Halbuki yabancılar beklenti, diyor ki, dinamik de yok. Yabancı uluslararası bankaların değerlendirmelere baktığımızda onlar şöyle yorumlar yapıyorlar. Yani 2024 yılı TL'nin güçlü olduğu bir yıl olacak, TL yılı olacak. Merkez Bankası'nın rezervlerinin önümüzdeki aylarda artacağına dair beklenti var. Bu konuda turizm sezonu başlamasıyla birlikte Türkiye'nin elini tekrar rahatlayacağı bir sezon geldiğinde Merkez Bankası'nın rezervlerinin artacağıyla ilgili beklenti var. Dolayısıyla Türkiye'nin depremden kaynaklı maliyetlerinin zamanla azalacağı, örnek veriyorum bu sene 1 trilyon TL bütçeyi deprem harcamaları için ayırdıysak önümüzdeki sene 600 milyar TL harcama kalemi itibariyle ayırmış olacağız. Dolayısıyla deprem yükünün hafiflediği, turizm gelirlerinin devreye girmesiyle tekrar Merkez Bankası'nın işte yurda giriş yapan dövizler nedeniyle elinin rahatladığı, TL yılı olmasının kastı nedir? Burada tırnak içi söylemek lazım.
Yani mevcut faiz politikası uzun süre devam edeceğinden, mevcut faiz seviyesi yaklaşık sene sonuna kadar devam ettirileceğinden, mevduat faizlerinin hala yüksek kalmasından kaynaklı TL'nin güçlü bir gelir enstrümanı olarak uluslararası piyasalarda değer gördüğünü anlamış olacağız. Borsa yatırımcısı ve borsaya gelen şirket sayısı bakımından da bu sene yine geçtiğimiz seneyi aratmayacak bir şey var. Bir hava var, bir hareketlik var. Çünkü 60'ın üzerinde borsada işlem görmek isteyen şirketin SPK'ya başvurusu duruyor. SPK şu ana kadar 6-7 tanesinin halka arzına onay verdi. Yani yabancının Türkiye'ye çekmeye dayalı birçok enstrüman var. CDS'imiz 300 puanın altına gerilemiş vaziyette, uluslararası kredi alabilme noktasında bankaların eli rahatlamış vaziyette. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda bugün uygulanan politikaların aslında seçimden sonra daha da sıkılaştırmak yerine Türkiye'nin elini rahatlatacak bir havada bu haliyle sürdürülmesinin hiçbir sakıncası, hiçbir yani sıkı para riski görünmüyor. Yani sıkı para politikası devam edecek ama sıkı para politikasının sonuçlarını daha kolay alabileceğimiz de bir küresel konjonktür de oluşuyor. Türkiye açısından. Tabii. Avantajlı bir ortam oluşuyor. Tabii. Türkiye'nin kendi avantajları da oluşmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş bu atılan adımların etkisini daha net göreceğimiz bir sürece giriyoruz. İşte buna rağmen her seçim öncesinde gördüğümüz hem dış politikada olsun hem ekonomi üzerinde olsun olumsuz işte piyasaları etkileyecek iddialar da ortaya atılıyor her seçim olduğu gibi. Bu %25 kira düzenlemesini biraz değerlendirelim isterseniz. Yani onun gerçekten devam etmesini gerektirmeyecek ortam oluşacak mı Haziran ayı itibariyle baktığımızda? Bunun süresi 1 Temmuz'da doluyor diye biliyorum. 1 Temmuz'da dolan bir kira sınırlaması, %25 kira sınırlaması düşünün. Temmuz ayında enflasyonun düşmeye başladığı bir süreç başlayacak. Çünkü hem baz etkisiyle hem de yaz sezonun etkisiyle enflasyonun artık yıllık olarak rakamsal olarak zirveden nereden dönecekse dönmeye başlayacağı bir 73 aydan 73 dedi Merkez Bankası Başkanı. Yani oralardan dönmeye başlayacak. Belki Ağustos, Eylül, Ekim aylarında hemen %50'nin altına gelmeyebilir ama bu sınırlamaya, bu sınıra çok yakın bir yere geleceğini biliyoruz. Mesela Ekim'in %50'nin altına gelmez. Kırktanız kapatacağız. Yılın ikinci çeyreğinde. Yani yılın üçüncü çeyreğinde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında enflasyonun %50'nin altına düşeceğine dair güçlü bir beklenti var. Son çeyrekte de %50'den %40'a, %36 hedefine, OVP'deki hedefe yakınsayacağı yönünde güçlü kanaat var. Bunu boşa çıkaracak herhangi bir enstrüman görünmüyor. Dolayısıyla hedefleme yıl sonu enflasyon hedefi %36 iken %40 civarında bir enflasyon gerçekleşse bile kiraya artık sınırlamayı, yani %25 sınırlamasını sürdürmenin bir kağıt üzerinde bir esprisi kalmayacak bana göre. Çünkü kira... Ya o birkaç ay kritik olabilir belki İbrahim Bey. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, hani o 2-3 ay yeniden hani kira sözleşmelerini yenilecekleri açısından biraz kritik olabilir. Çünkü bir o aylarda yine mücbir sebep olabilecek bir süreç de yok. Evet, yani enflasyon... Aslında herkesin kira kontratının tarihi farklı. Şöyle yani o 3 ay ya da 4 ay biraz kritik olabilir. Çünkü o 2-3 ayda hala enflasyon biraz daha yıllık bazda yüksek seyredecek. Sonrasında düşüşe geçecek. Ama kira sınırı düzenlemesi 1 yılı kapsıyor. Dolayısıyla o 1 yıllık süreçte baktığımızda gerçekten hani yıl sonunda %36 diyelim, hani %40 diyelim. Hani o seviyelerden kapatsa bile sonrasında 2025'te daha düşük seviyeler öngörülüyor. %19'u bekliyoruz değil mi? %14 bekliyoruz 2025 yıl sonunda. Evet, doğru ya, %15 bekliyoruz, %14 bekliyoruz. Yani kira sınırlamasının bir esprisi kalmıyor artık yani. Ya kalmıyor. Bir de bu düzenleme de bir yandan hukuki anlamda da yani adalet sisteminin üzerinde de ister istemez bir yük oluşturdu maalesef. Tabii. Yani dolayısıyla da tartışmalı durumlar, muhalif, çok itilaflı durumlarda ortam dosyaların birikmesine ve yargının yükünün kabarmasına neden oldu. Yani enflasyona bakılırsa aslında burada bir komplikasyon görünmüyor. Yani sınırlama ne zaman getirildi, o ortamı şöyle bir hatırlayalım. 2022'de getirildi, doğru mu? Ondan önceki sene getirildi. Enflasyonun %85'e çıktı bir ortamda %25 konuldu. Sonra enflasyon geçen seneyi %64 ile kapattı. Bu sene de şu anda %64 civarında, %65 civarında bir enflasyon var. Öngörü olarak OVP'de bunun %30
6'ya %40'a geleceğini öngörüyoruz. Yani artık %25 sınırlamasını gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı bir ortama geliyoruz. Artık 3 ay erken, 3 ay geç çok da önemli olmayacak. 3. çeyrekte. Ya o 3 ay bence yani şöyle evet yani bir yıllık bir düzenleme ama o 3 ay biraz sıkıntılı olabilir bazı işte kiracılar açısından. Yani çünkü hala %70, %60, %50 oranlarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız o süreçte. O biraz bir geçiş süreci olacak. Tam da düzenlemenin bittiği tarihe denk geliyor. Evet. Yani tam düzenlemenin bittiği tarih bizim enflasyonda da düşüşe geçme sürecimizi kapsıyor ama hala yüksek seyretti bir süreç. Belki o 2-3 ay yine sıkıntı olabilir kiracı açısından. Bu kuralın aslında bir psikolojik bariyer olması açısından bana göre önemi var. Aslında bu kurala uyup uymama noktasında piyasada bir araştırma yaptığınızda yani çok önemli bir kısmının bu kural üzerinden hareket etmediğini görebiliyoruz yani. Ama bu da hoş değil ama. Tabii ki o da hoş değil ama şöyle bir durum da var. Yani psikolojik olarak kiracının elinde ev sahibine karşı kiraya verene karşı bak devletin koyduğu bir kural var. %25 var. Ben istersem seni %25'e sınırlı tutarım deme hakkı var. Ve nitekim böyle yapanlar da var yani. Ha %25 iken peki %25 olarak mı tutuldu derseniz vallahi bana göre yani çoğunluk uymadı bu konuya. Ama herkes kendi arasında anlaştı bir şekilde alan veren alan memnun veren memnun cinsinden bir süreç işledi. Yani adalet sistemi. Ama isteyen açısından da evet %25 kuralı var. Yargı sisteminin üzerine evet bir yük oluşturdu ama en azından pazarlık kiracılar açısından baktığımızda o hani pazarlıkta elini güçlendiren elini bir psikolojik bariyer yani oldu. Yani bir yerde anlaşabilmeleri için o anlaştıkları noktanın biraz daha aşağılarda oluşmasına yardımcı oldu. Ama ne kadar işledi, ne kadar etkisini gösterdi o da tartışılır. Yani bir örnekle anlatalım. Örneğin ev sahibi %100 zam istiyor. Kiracı da diyor ki ben sana %50'den fazla vermem. Bu durumda kiracının bak kardeşim %25 ile sınırlayan bir kural var. Devletin sınırlandırdığı bir kural var deyip tamam mı? Bir adım öne çıkma ve biraz daha psikolojik olarak kendi ev sahibi karşısında rahat hissetme noktasında eli güçleniyordu. Peki. Şimdi başka bir tartışmanın konusu da ihracatçıların talepleri. Bitmez. Şimdi ihracat önemli, ihracatçı da önemli. İhracatçı zor zamanlarda çok büyük kabiliyetler gösteriyor Türkiye ihracatçısı. Hiçbir zaman onların hakkını yiyemeyiz. Çok ciddi bir çaba içerisindeler. Zor zamanlarda, ne demek zor zamanlar? Yani bir yerde bizim pazarlarımıza daralma olduğunda alternatif pazarlar oluşturup Türkiye'nin ihracatını artırmayı başarabiliyorlar. Yeni pazarlar geliştirebiliyorlar. En uzak pazarlara gidiyorlar. Fuarlar düzenliyorlar. Yani çok ciddi bir çaba içerisindeler. Yani Türkiye'nin cari açısından çok son derece önemli bir çaba bu çaba. Çok önemsiyoruz. Ama şimdi ihracatçıyı zorlayan unsurlar yok mu? Var maalesef. Çünkü yıllardır kur üzerinden rekabet etme zeminini oturtulmuş bir rekabet politikası var ihracatçıların. Yani bundan uzun süredir çıkılması lazım diye hep konuşuyoruz. Çıkanlar var. Çaba gösterip Ar-Ge'ye önem verenler, inovasyona önem verip markalaşarak, tasarım yaparak bu sadece kur üzerinden rekabet etmeyen, kalite üzerinden rekabet eden bir ihracatçı var ama hala bunun dışında ihracatçılarımızın büyük bir çoğunluğu kur üzerinden rekabet etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kur yani Türk lirası reel olarak değer kazanmaya başlayınca da onların biraz rekabet avantajları ellerinden gidiyor. Bir, bundan şikayetçiler. İki, finansmana ulaşımdan da yine şikayetçiler. Son yapılan açıklamalara baktığımızda. Oysa ki selektif kredi politikası çerçevesinde ihracatçılara çok ciddi destekler sağlanıyor. Exim Bank'ın kredi hacimleri yükseltildi. Hala nasıl finansmana erişim sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar ve sıfır faizle kredi kullanalım diyorlar. Yani aslında ihracatçıya Exim Bank üzerinden verilen kredilere baktığımızda geçen sene galiba 20 milyar TL küsür. Yani 35 milyar TL. 35 milyar TL'ydi. Bu sene 50 milyar TL öngörülüyor. Ki mesela en son Exim Bank'ın İstanbul'daki genel merkez binasının açılışında Ticaret Bakanı Ömer Bulat ve Hazine Maliye Bakanı Osman Çelik'in demeçlerine bakıldığı zaman da sermayesinin arttırıldığını gördük, duyduk. 11.8 trilyon TL sermaye arttırıldı. Bu yaklaşık 120 milyar TL daha kredi verilebilir
bir potansiyeli potansiyele kavuşması anlamına geliyor. Çünkü öz sermayelerini, ana sermayelerini 10 katı kadar kredi verebiliyor bankalar. Dolayısıyla Türkiye Exim Bank'ının ihracatçının yanında olduğuna dair kimsenin şüphesi yok. Evet, krediyi hak etme noktasında kriterler nelerdir? Kim alabiliyor, kim alamıyor? Hangi pazarlara kredi var, hangi pazarlara yok? Öyle bir ayrım var mı, yok mu? Çok bilmiyorum detayını ama yani kredilendirme bakımından ihracatçı sektörünün diğer birçok sektörden daha avantajlı bir konumda, daha avantajlı bir pozisyonda olduğunu biliyoruz bu aralar. Evet. Ama buna yani rağmen maliyetle, neden geliyor? Uygun maliyetle krediler veriliyor. Bankalar ayrıca ihracatçı birlikleriyle ayrı ayrı kredi paketleri imzalıyorlar. Katılım bankaları imzalıyor, diğer konvansiyonel bankalar imzalıyor. Yani bir şekilde TL'nin yüksek getiri sağlanmasından kaynaklı birikmiş TL mevduatlarının elden çıkarılması noktasında yönelilen en önemli kanallardan bir tanesi ihracatçı kredileridir. Yani bu konuda evet ihracatçıların talepleri daha da yüksek olabilir ama bence elleri rahat diyebiliyorum. Yani en azı kredi noktasında. Ama kur noktasında aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü tartışmalı var. Yani Hazine Maliye diyor ki kurun yüksek olması ihracatı çok etki etmiyor. Öbür tarafta diyor ki hayır, rekabetçi olabilmesi açısından TL'nin aşırı değerlenmemesi lazım. TL'nin aşırı değerlenmesi aslında enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında Hazine Maliye'nin Merkez Bankası'nın elini güçlendiren bir pozisyonu var. Ekonomiyi soğutmak ve kemer sıkmadan, biraz daha vatandaşı aşırı kemer sıkmaya zorlamadan enflasyonu aşağı çekme noktasında da aslında TL'nin güçlü olması önemseniyor. Bu anlamda aslında itiraz orada. Yani Hazine Maliye, BDDK, Merkez Bankası TL'yi daha ne kadar güçlü kılacak? Alım gücünün yükselmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında daha ne kadar kuru baskılayacak anlamında tedirginlikleri var aslında. Yani kur seçimden sonrasından kaç ay geçti? 8 ay mı geçti? 8-9 ay geçti seçimin üzerinden. 9 ay geçti. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 9 ay geçti. Yani 9 ayda dolar, örnek vermek gerekirse dolar 20 liradan 31 liraya gelmiş. Avro da 21 liradan 33 liraya gelmiş. Aslında %50'nin üzerinde %60'a varan bir değer artışı var buralarda. Tabii ama onlar neyle karşılaştırıyorlar İbrahim Bey? Reel olarak değer kazanıp kazanmadığını, yani enflasyon karşısında ne kadar değer kazanıp kazanmadığına bakıyorlar. İTO Başkanı Şekip Aldagiç de yani bu tartışmaya katıldı. O da dedi yani kurla enflasyon korelasyon halinde olmalı dedi. Evet. Yani işte o dengeyi herkes terazinin kefesine başka şeyler koyuyor. Herkes kendince, kendi penceresinden baktığı için o konunun şeyi yok, sonu yok. Evet. Yani tartışma çok büyük. Evet. Ama bu konuda dengeleyici unsuru Merkez Bankası elde edecek. Yani terazinin haksızlık yaratmaması için sektörler açısından, kesimler açısından haksızlık yaratmaması için Merkez Bankası bu konuda karar vericidir. Dolayısıyla fiyat politikasında güder bir şeyle, bir konuyla hareket ettiği için, bir amaçla hareket ettiği için bence çok da bu konuda ihracatçının beklentisine olumlu cevap vermeyecek gibi duruyor. Yani bence artık o dönüşümü gerçekleştirmenin vakti geldi ihracatçı açısından. Bakan Şimşek de bir şey paylaşmıştı, bir veri paylaşmıştı. Kurun çok işte yükseldiği, yani TL'nin değersiz olduğu dönemdeki ihracat artışıyla TL'nin değerli olduğu dönemdeki ihracat artışlarını karşılaştırdığında çok bir fark görememiştik. Yani hatta TL'nin değerli olduğu dönemde bile Türkiye'nin ihracatı daha yüksek artış göstermişti. Yani biz artık kur üzerinden rekabet etme politikamızdan vazgeçmeliyiz. Biz artık kalite üzerinden rekabet etme şeyine, ligine çıkmalı artık Türkiye ihracatçısı. Yani son ARGE harcamalarının miktarına baktığımızda bence bu çok tartışılır. %1,32'ye gerilemiş durumda Türkiye'de ARGE harcamalarının milli geliri oranı. Yani yine İSO'nun verilerine bakıyoruz. Yine ARGE harcamalarına ayrılan pay gerilemiş. Ama yani karlar çok arttı. Cirolar çok arttı. Yani böyle bir süreçte hani finansman yüzünden ARGE harcaması yapamıyoruz, ARGE'ye ayıramıyoruz kaynak diyordunuz. Ama kârlar çok arttı. Böyle bir süreçte yani nasıl ARGE harcamaların payı düşebilir? Tam aksine artması gerekiyor. Bu kadar kaynak girişinin arttığı bir süreçte. Yani bence bu da tartışılır. Dolayısıyla yani bu süreç kritik bir süreç. Bence bir elek gibi, bir süzgeç gibi olacak. Kalitede, inovasyonda ARGE'de ön plana çıkmayan ihracatçı
bence geri planda kalacak. Yani ham maddesi, ithal ham maddesi çok önemli bir şekilde dışarıdan gelen kesimler var. İhracat yapsanız da bunun ham maddesi itibariyle dışarıdan ithal etmek zorunda olduğunuz için bazı sektörler mesela bu konuda çok da yani kurun aşırı yükselmesinden çok da hoşnut değiller aslında. Mesela bu konuda en çok sesleri gür çıkan kimler? Aslında tekstil ve hazır giyimciler. Çünkü onların ham maddesinin %80 yurt içinden olduğu için onlar biz yurt içi kaynaklarla, yurt içi ham maddeyle nasılsa ürünümüzü üretiyoruz ama yüksek kurla satalım daha fazla kazanç elde edelim. Emek yoğun sektörlerde. Çünkü emek yoğun olduğu zaman ücret artışlarına onlar daha olumsuz etkileniyorlar. Maliyetler çok artıyor. Mesela otomotivde hiç ben öyle bir şey görmüyorum. Çünkü otomotiv ham maddesinin çok önemli bir kısmı, parçaların önemli bir kısmı yurt dışından geliyor. Yurt içi de Türkiye otomotiv yan sanayisi çok güçlü ama mesela savunma sanayinde hiç kurdan kaynaklı eleştiri ben duymadım. Hiçbir çünkü savunma sanayi şirketinde ve sektör değerlerinde. Nasıl? Savunma sanayide. Türkiye'de ortalama 65 dolara gel. 65 ama ben tabii son verilere dayanarak söylüyorum. Şimdi Türkiye'deki toplam kilogram ihracat değeri 1.6 olduğunu Sayın Bakan Kacır söyledi. 1.6'ya yükseldi dedi ama evet. Son verileri, ondan önceki verilere baktığımızda 1.3-1.4 seviyesinde. Tabii. 1.6 üzerinden bile hesapladığımızda son veriler üzerinden savunma sanayide 57 dolar en yüksek mücevheri dışarıda bıraktığımızda tabii. Kilogram değeri. Bazı şirketlerde 2000 dolar. Aselsan genel müdürü söyledi 2000 doları aştı dedi bizim ihracat kilogram değerimiz. Yani biz inovasyona önem vermeliyiz. Arge'ye önem vermeliyiz. Katma değerli ürünlerin üretilmesine, yurt dışından özellikle getirdiğimiz ve bolca döviz verdiğimiz ürünlerin yerine ithal ikame ürünler yerine burada Türkiye'de üretilebilir emsal muadil ürünler üretebilirsek, yurt dışından az alırsak, yurt dışına daha az döviz verirsek, göndermek zorunda kalırsak aslında en büyük şeyimiz bu olacak. Kazancımız bu olacak. Yani hazır giyim, ülke ekonomisi böyle büyüyecek yani. Ya hazır tekstil ve hazır giyim sektörü eğri oturalım doğru konuşalım. Yani ne yazık ki baktığımızda fason üretim üzerinden daha çok ilerliyor. Evet markalaşanlar var. Çok güzel markalarımız var. Dünyanın pek çok noktasında mağazalar açılıyor. İnovatif ürünler üretiyorlar. Çok önemli markalarımız var. Ama bu markalaşma sürecinde de ciddi bir çaba var. Tabii. Bugünden yarına marka olamıyorsunuz. Ama fason üretirken hazır bir şey var. Bir nakit akışı var. Bunun çabası zayıf ama yani. Evet. Markalaşma noktasında çaba zayıf. Maalesef. Gerçekten evet. Ama işte bunun için bir çaba göstermek yani gerekiyor. Yani çaba gösteren sabır Türk göstermek hazır gerekiyor. Giyim ve tekstil sektörü firma sayısını böyle bir elin iki parmağını geçmez yani sayarsanız. Yani gerçekten kafaya koymuş markalaşmayı yapmak isteyen, bunun için yatırım yapan, bunun için Arge yapan, bunun için insan kaynağını zenginleştiren çok az. Yapanları tebrik etmek lazım, başarılarının devamını dilemek lazım, onların diğerlerine örnek olması lazım. Ama bu kadar çok ciddi bir ihracat geliri elde ettiğiniz bir alanda, tekstil ve hazır giyimde hala uyanamamış olmak, hala gerçekten dediğiniz gibi yani parça üretmek, başkasına üretmek, fason üretim yapmak yani acıtıcı yani insanı acıtıyor gerçekten yani. Evet. Şimdi bir de tabii ihracatçı zorlayan başka bir unsur da Avrupa pazarındaki daralma. Avrupa teknik resesyona giriyor tek tek. İngiltere, Almanya, tabii. Bundesbank'ın açıklaması vardı. Avrupa pazarı da maalesef şöyle bir pazar. Yani hantal bir pazar, yaşlı bir pazar. Evet. Yani soğudu mu kolay kolay ısınamıyor. Öyle bir pazar. Ama Amerika'ya bakıyoruz mesela. Aynı yani Avrupa Amerika'yı takip etti faiz artırma noktasında. Ama Amerika pazarı hala çok canlı. Amerika %3-4 büyüyor, Avrupa sıfır. Daralıyor. Yani sıfır yani. Evet. Sıfır büyüyor. Avrupa çünkü yaşlı bir nüfus. Evet. Yani siz orayı iteklediğiniz zaman bile tüketime gitmiyorlar, alışverişe gitmiyorlar. Yani böyle bir şey, pazar Avrupa pazarı. Şimdi biz de ihracatımızın yarısını oraya yapıyoruz. Oradaki daralma, bu teknik resesyon ihracatçıları biraz daha zorlar mı? Yani Avrupa pazarı aslında Japonya ile benzeşmeye başladı. Yani Japonya ekonomisi hani ne yaparsanız yapın. Yani bir türlü ısınamaması, tüketimi sevmezler. Isınamamasından kaynaklı. Çok tasarruf odaklı bir millet. Evet. Hem Japonya hem de Avrupa, ha, özellikle sizin, Almanya. Sizin sorunuz şeydi. Yani ihracatçıyı nasıl etkileyecek?
bu teknik resesyon? Yani teknik resesyon tabii ki etkileyecek ihracatçıyı. Özellikle hazır giyimciyi etkileyecek, ayakkabıyı etkileyecek, mobilyayı etkileyecek, beyaz eşyayı etkileyecek. Bunlar yani günden güne tüketimi, yani tüketim araçları olan şeyler değil. Yani dayanıklı tüketim ürünleri bunlar. Yani gardırobunu yenilemeyen 5 yılda yani bir şey yapamazsınız. Ya. Adam beyaz eşyayı yenilemez 5 yıl, elektrik, elektroniği yenilemez 10 yıl. Buna bir şey diyemezsiniz yani. Ama işte gıdada bu alanlara yönelmek lazım. Gıdaya yönelmek lazım. Kimya ürünlerine yönelmek lazım ki mesela Türkiye kimya ihracatında çok iyi başarılar elde etmiş bir ülke. En çok ihracat yapan ikinci sektör Türkiye açısından bakıldığında. Yani etkilenen sektörler... Peki lüks segment... de birazcık şey olmaz mı? Alan oluşmaz mı? Ama Avrupa'da bence çok lüks merağı yok. Ben öyle Avrupa'da bizdeki kadar çok lüks merağı bir toplum görmüyorum. Yani lüksten yani. Kastım şu, katma değeri yüksek ürünler. He, katma değeri yüksek ürün her zaman alıcısı kalitesi vardır aslında. Yüksek ürünler. Yani rekabet edebilir fiyatlar. Çünkü krizlerden lüks tüketim krizlerden etkilenmez. Evet. Lüks tüketim krizlerde bile büyümeye devam eder. Yani orada sanki Türkiye için bir alan var ama Türkiye o alanı ne kadar doldurabilir? İşte ne kadarına hitap ediyoruz? O alana ne kadar ürün sunabiliyoruz? O pazara ne kadar pastasından ne kadar pay alabiliyoruz? O konuda çok tartışmalı. Yani Türkiye evet gerçekten yani hem tekstilde, hazır giyimde, hem beyaz eşyada, hem ayakkabıda Avrupa'yı domine edebilecek kalitede ürünler üretiyor. Hı hı. Ama markalı ürün olmadığı için, yani marka merakı var biliyorsun. Lüks tüketim harcaması yapan kesimde marka merakı var. Ama hangisi, yani kaç tane Türk markasını sayabiliriz işte? Hadi bunu giyelim, hadi bunu işte tüketelim, hadi elimizde bu olsun, hadi üzerimizde bu olsun, ayağımızda bu olsun veya oturduğum koltuk bu olsun, izlediğim televizyon, evimdeki buzdolabı, bunların hepsine bakıldığında kalite bakımından yarışabilir hale getirmek için çok çaba harcamamız lazım. Evet, o kesim üretiyor, tüketiyor. Cebindeki paranın sınırı olmadığı için tüketimi de sınırsız oluyor. Ama o kesimlere hitap edebilecek, onların işte tüketim alışkanlıklarına hitap edebilecek kalitede ürün üretmek önemli. Yani başarırsak karşılayacağız ihtiyaçlarını ama başaramayacaksak başkaları kapacak bunu yani. Alternatif pazar arayışlarımız bunu ne kadar ikame edebilir? Biz ya yeni pazar yaratma konusunda çok Türk ihracatçısı gerçekten çok başarılı. Evet çok yani yetenekli. bir şekilde biz açığı kapatabiliyoruz. Örneğin geçen sene Avrupa daraldı. Biz bunu Körfez'le kapattık. Körfez açılımı mesela. Körfez uzak ülkeler stratejisi vardı. Ticaret Bakanlığı'nın. Yani Türkiye'nin ihracatının geliştiği Güney Amerika ülkeleri mesela çok ciddi gelişti son 5 yılda. Afrika pazarı geçen sene kısmen biraz durulmasına rağmen son 5 yıllık performansa bakıldığında Avrupa pazarında da gerçekten Türkiye son 5-10 yılda ciddi ilerleme kaydetti. Körfez zaten Türkiye'ye en yakın pazarlardan birisi olduğu için sürekli bizim orayı domine edebilme noktasında avantajımız var. Yani hem kültürel yakınlık hem de coğrafi yakınlık bakımından Körfez ülkelerine hitap edebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyetleri'yle zaten sorunumuz yok. Rusya'yla çok ciddi bir şekilde ticaretimiz arttı. Yani bu tamam petrole ve doğalgaza dayalı da artış söz konusu ama en azından bizim onlara sattıklarımızda ciddi bir şey var. Sorun yaşamıyoruz. Geri kalan pazarlara baktığımızda da mesela Endonezya, Pakistan, Hindistan, hı hı. Buralara baktığımızda da Türkiye'nin yönelmesi gereken alanlar var tabii. Özellikle mesela gıda ürünlerinde Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye'ye son zamanlarda ilgisini arttığını görüyoruz. Mesela hazır ve dondurulmuş gıda ihracatında Uzak Doğu ülkelerine Türkiye'nin ciddi ihracatı var diyebilirim. Hı hı. Bakalım yani göreceğiz nasıl bir süreç bekliyor bizi ihracatçı açısından. Bir de gri liste konusu var. Bunu da biraz değerlendirelim isterseniz. Bakan Şimşek göreve geldiği ilk günden bu yana gri listeden Türkiye'nin çıkarılması için çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Son geçtiğimiz hafta bir toplantı vardı. O toplantıda Türkiye çıkarılmadı ama Haziran'da yani bütün teknik çalışmaların yapıldığını söyledi Bakan Şimşek ve Haziran'daki toplantıda da Türkiye'nin büyük ihtimalle de listeden çıkarılabileceğine dikkat çekiyor. Şimdi gri liste niye önemli ve Türkiye gri listeden çıktığında ne olacak? Yani ben bu konuda hem Sayın Şimşek'in söylediği kadar
hem de Taft'ın açıklamasındaki cümlelerdeki ifadelerin sıcaklığı kadar şey değilim. Bu konu emin değilim. Sanki bizi oyalıyorlar. Sanki bizi çıkarmıyorlar. Siyasi bir şey mi? Siyasi olarak mı kullanıyorlar? Sanki bizi bu konuda oyalıyorlar gibi. Yani evet, biz tekrar ortodoks ekonomi politikasına döndük. Ama Türkiye'yi gri listede tutma konusu bence biraz daha hani başka bir şey, başka bir alan. Evet, o başka kara bir para alan. Aklama, kara işte, para, terörün finansmanı gibi başlıklara bakıyor onlar. Ya şimdi olaya baktığımızda mesela dünyadaki uyuşturucu parasının aklandığı merkezlere baktığımızda mesela bunların Türkiye ile yakından alakası yok mesela. Hani batılı ülkelerin aslında bu konularda daha çok başının ağrıması gerekirken nedense hep Kantar'ın topuzu hep bizden yana adaletsiz davranıyor. Yani mesela uyuşturucu paraları, kara para aklama, elektronik ortamda yapılan paraların aklanması, bahisler, işte bunun gibi kara para aklayabileceğiniz merkezlere baktığımızda aslında bunların hiçbirisinin Türkiye'de olmadığını görüyoruz. Ama gel gör ki... Mesela şey var, kripto varlıklarla ilgili düzenleme. Bu da gri liste açısından önemli bir düzenleme. Henüz hayata geçmedi ama hayata geçtiği takdirde de Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını kolaylaştıracak bir unsur. Ama kripto varlıklarla ilgili hangi ülkede düzenleme var diye şu anda baktığımızda sınırlı sayıdadır. Evet. Pek çok ülkede artık kripto varlıklar maalesef işte ne diyelim, terörün finansmanı için kullanılabiliyor. Yani tüm illegal işlemler için de kullanılabiliyor. Yani sırf bunun için açılmış bir alan olduğu bile belki tartışılıyor. Yani hiçbir ülkede böyle bir düzenleme yokken ya da sınırlı ülkede düzenleme varken Türkiye neden böyle bir düzenleme üzerinden eleştiriliyor? Yani bizi neyle mesela iltisaklı hale getirerek siz gri listedesiniz diyorlar. Mesela bizi işte İran'la ticarette, Rusya ile ticarette, Suriye ile ticarette, Irak ile ticarette, en sonunda Filistin'le işte Gazze'deki gruplara gönderilen yardımlar üzerinden bizi sıkıştırmaya çalıştılar. İşte derneklerin gönderdiği yardımların nereye gittiği, kime teslim edildiği, nasıl harcandığı, nasıl değerlendirildiği ile ilgili bizi tekrar töhmet altında tutmaya dayalı bir çaba görüyoruz. Yani peki Rusya ile ticarette kim karar veriyor? ABD. İran'la ticarette kuralları kim koyuyor? ABD. Suriye ile ticaret yapmayın, işte orada terör grupları var. Irak'la da yapmayın, orada terör grupları var. Bilmem Yemen'le yapmayın, terör grupları var. Peki bunlar hani o terör gruplarını kim ortaya çıkardı? Kim ortaya çıkardı? Kim besliyor? Kim onları sopa gibi kullanıyor? Tetikçi gibi kullanıyor? Kim onlara işte vekalet savaşları yaptırıyor? Kimin adına bu adamlar varlar? Kim bunları besliyor? Paraları nereden geliyor? Uyuşturucu kim üretiyor? Nerede sattırıyor? Rusya'yla ticaret yapmamıza ne sıkıntısı var mesela? Yani örnek vermek gerekirse benim paramla Rusya'yla ticaret yapamazsınız. Tamam, yapmayalım. Tamam, ama şu adamla da ticaret yapma. Ama şimdi, şununla da yapma. Şu şirketle ama de yapma. Ama Rusya'yla ticaret yapma. Ya o senin demek, kuralın. O senin kuralın. Evet, o senin kuralın. Sen Rusya'ya yaptırım koymuşsun. Senin o şirketle problemin var. Senin o adamla problemin var. Türkiye'nin o adamla o şirkette problemi olmayabilir. Bu tamamen Rusya ile Amerika arasındaki dış politika ilişkileri. İşte yani gri Türkiye neden bizi bağlıyor? Değil mi? Gri liste açısından baktığımızda neden bağlıyor? Neden bağlasın ya siz, yani? Sen Amerika olarak sen Rusya'ya yaptırım yapıyorsun ve tamamen bu senin dış politikan gereği yaptığın bir uygulama. Hayır, olay geliyor şuraya dayanıyor. Bak, Amerika, Avrupa, Ukrayna'ya örnek vermek gerekirse açıktan silah desteği veriyor. Mesela tank gönderiyor, savaş uçağı gönderiyor, mühimmat gönderiyor. Rusya'nın Avrupa'da el konulmuş paralarının faizlerini açık açık Ukrayna'ya teslim ediyorlar. Al diyorlar. Ukrayna çıkıp açıklama yapıyor. Ya diyor, bu ay bize hiç mühimmat göndermediniz. Depolarımızda mühimmatımız bitti diyor. Açıktan böyle bir savaş unsuru, savaş malzemesi satışı var. Öbür tarafta hiç olmayan bir şey üzerinden sizin bu adamla yaptığınız ticaretten Rusya ordusuna işte menfaat sağlıyor olabilirsiniz diyor. Rusya bu parayla veya bu ticaretle
savaş malzemesi elde ediyor olabilir. Ama sen karşı tarafa savaş malzemesini bayramla, davul zurnayla gönderiyorsun. Direkt gönderiyorsun. Burada da benim yaptığımız masum bir ticareti sen vehimlendirerek karalamaya çalışıyorsun. Yani sebze gri meyve liste hikayesi, ya. Gri liste hikayesi bu yani. Biz sebze meyve satıyoruz Rusya'ya. Avrupa'dan yani kaçmış Rus yatırımcısı Türkiye'ye gelmiş. Amerika'dan kaçmış, yani canını zor kurtarmış. Parasını, malını, mülkünü satmış, parasını zor kurtarmış yatırımcı Türkiye'ye gelmiş. Asıl büyük hazımsızlık burada. Yani Avrupa'dan çıkan, Amerika'dan çıkan ve Ukrayna'ya destek veren, Rusya'nın düşman ülke olarak gördüğü, dost ülke olarak görmediği pazarlardan çıkan yatırımcısı, ticareti, tüccarı, ondan sonra turizmi, hepsi yakın coğrafyalarda işte İran'a, Çin'e, Rusya'ya sorun yaşamayan, ortada durduğu için sorun yaşamayan Türkiye'ye geldiği için asıl büyük problem, kavga buradan çıkıyor. E şimdi senin savaşın var, sen savaşta açık tarafsın. Sırtını sıvazlıyorsun bir tarafın, savaşın bir tarafının, Ukrayna'nın sırtını sıvazlıyorsun. Malzeme gönderiyorsun. Her şeyin açık, aleni bir şekilde işliyor. Kimse buna bir şey demiyor. Biz normal ticaret yapıyoruz. Biz gri liste, bu bizim gri listede tutulmamıza neden mi olacak yani? Yani bu ne kadar adaletli bir taf değerlendirmesi, bu ne kadar adaletli bir gri liste değerlendirmesi, kamuonun takdirine söylemek lazım yani. Biraz siyasi bir şey var. Yani onun için soğum ben bu konuda yani Haziran'da olur mu olmaz mı çok bilmiyorum yani. Ama kim bilir Haziran'da işte ne çıkacak? Şöyle bir gerçek var yani dolar rezerv para. Dolar tamam. Kullanmak tam istemiyorum, kullanmayacağım diyemiyorsunuz. Ya da işte sivil sistemini kullanmayacağım diyemiyorsunuz. Yani bunun gibi bir şey bu. Gri listeden çıktığımız zaman da Türkiye'ye çok ciddi bir fon akışı yaşanacak. Yani eğer o fon akışının olmasını istiyorsak da gri listeden çıkmak zorundayız maalesef. Haziran'ı bekleyelim bakalım çıkacak yani mı? Evet, evet uygulama doğru yanlış tartışılır. Ne kadar objektif o da tartışılır. Ama günün sonunda mecburen kuralı oyununa göre oynamak zorunda kalıyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda Rusya dönük. Ticar yani Türkiye'nin Rusya ile ticaret yapan kesimi, ihracatçılar o kadar büyük sıkıntılar yaşıyorlar ki para aktarım mekanizması bakımından, mekanizması bakımından hesap açtırmıyorlar ya. Artık bankalar hesap açmama noktasına geldi. Maalesef. Bu Türkiye'ye bence büyük bir operasyon gibi geliyor. Evet, evet. Peki. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Bir virgül koyalım şimdi. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Yine gündemin başlıklarını, diğer başlıklarını değerlendireceğiz. Öncelikle bir sıcak gelişmeyi aktaralım. Aslında uluslararası ilişkiler açısından, Gazze açısından da son derece önemli bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan NBC televizyonuna konuştu Biden. Rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırısını durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Biden ateşkes görüşmelerinin zorluklarla ilerlediğini, rehine konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Biden, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, geçici ateşkesin sağlanmasıyla iki devletli çözüm için daha iyi bir dinamiğe sahip olunacağını savundu. Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu ancak henüz sonuca varılamadığını belirtti. Evet bu başlıkla devam edeceğiz. Gazze'de ateşkes ilan edilir mi? Gerçekten bir ateşkes olur mu? Sonrasında bu kalıcı barışa dönüşür mü? Bunu konuşacağız. Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer yayın konuğumuz uzaktan bağlantıyla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet yani Biden'ın açıklaması dikkat çekici ama çok da acı bir açıklama yani baktığımızda. Esir takası karşılığında sadece Ramazan ayı boyunca ilan edilebilecek bir ateşkesten bahsediyor. Bu böyle bir olasılık görüyor musunuz siz? Ve böyle bir açıklamanın gelmiş olması da aslında Gazze açısından da yani insanlık açısından da son derece gerçekten vicdanları sızlatan bir açıklama değil midir?
Aslında 7 Ekim'den bu yana insanların vicdanı yerle bir olmuş durumda Semra Hanım. Evet. Şu açıdan da değerlendirebiliriz. Aslında bu Ramazan ayı vurgusunun önemi şu açıdan, hatırlarsanız birkaç hafta önce İsrail kaynakları Ramazan ayında Gazze'nin güneyinin, özellikle Refah tarafının dümdüz edileceğinden bahsetmişti. Ve işte oradaki insanların nereye tahliye edileceği, ne olacağı, Mısır tarafına mı sürükleneceği, ne olacağı ile ilgili bir belirsizlik vardı. Bu açıdan baktığımız zaman en azından Ramazan ayını kurtarmaya yönelik bir hareket gibi görünüyor. Ama şunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftadan itibaren tüm tarafların görüştüğü Paris'te bir taslak oluşturulmuştu. Bir uzlaşı. Aslında Biden'ın açıklaması o taslağın bir devamı, ki Paris'teki görüşmeler Hamas tarafı ve Mossad'ın katılması açısından önemliydi. İlk kez aynı masada yer almaları sebebiyle. Ki Biden'ın bu açıklamayı yapmasının sebebini şu açıdan değerlendirebiliriz. Amerika'da biliyorsunuz artık bir seçim takvimine girildi ve seçimler yaklaşıyor ve Biden da şunu gördü: İsrail saldırdıkça Biden'ın da bir yandan seçimi kaybetmesi kesinleşmiş oluyor. Yani deyim yerindeyse Biden'ın eli kolu bağlanmış durumda ve Amerika İsrail üzerindeki gücünü kullanaraktan en azından Ramazan ayının işte Müslümanlar için kutsal olması, bu noktada Ramazan ayında işlenecek günahlara ortak olmamak gibi bir çıkış yolu aradı. Ama şu da bir gerçek: bugüne kadar yapılan birçok geçici ateşkeste İsrail'in durmadığı, verdiği sözleri tutmadığı, ki bunu sadece söz olarak değil, Uluslararası Adalet Divanı'nın da aldığı kararlar ortada. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlara uymamak diye bir şey söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler'e bağlı dünyanın en büyük yargı gücünden bahsediyoruz. İsrail bunlara da uymuyor. O açıdan ben alınan kararın İsrail açısından ne kadar bağlayıcı olduğunun çok iyi gözlenmesi gerektiğini, İsrail'in yeni bir bahaneyle savaşı yeniden tırmandırabileceğini düşünüyorum. Evet. Peki şimdi yani Biden şu ifadeyi de kullanıyor: bundan sonrası, yani ateşkes sağlanması halinde iki devletli çözüm için daha iyi bir dinamiğe sahip olunabileceğini söylüyor. İki devletli çözüm ifadesini daha önce de kullanmıştı Biden, ama böyle bir olasılık öngörüyor musunuz siz? Böyle bir şeyin olması için tarafların uzlaşması ve anlaşması gerekiyor. Buradaki kasıt tamamen İsrail. İsrail tarafından değil, iki devletli çözüm bir Filistin'in varlığı, daha doğrusu bir Filistinlinin varlığı dahi kabul edilemez şeklinde açıklamalar gerekiyor. Yani gerekirse bütün Filistinlileri bulundukları hem Gazze şeridinden hem de Batı Şeria'dan Ürdün'e, Mısır'a, Suriye'ye sürmek veya bir Afrika ülkesine dahi göndermek İsrail Meclisi'nde ve Savaş Kabinesi'nde konuşulan konular arasında. Yani bir tarafta iki devletli çözüm dinlendirilirken, bu iki devletli çözümün muhatabı olan İsrail'in Filistinlilerin varlığına dahi tahammülünün olmadığı bir ortamda İki devletli çözüm nasıl ilerleyecek, gerçekten merak konusu diyebilirim. Evet, peki şöyle bir olasılık var mı sizce? Yani esir takası şartı var. Esirler esir takası gerçekleştiği halde ateşkese bağlı kalır mı sizce İsrail? Çünkü güvenilmeyen bir ülke olduğunu defalarca kanıtladı İsrail. O yüzden esir takası olması halinde bile gerçekten ateşkes Ramazan ayı boyunca ilan edilir mi? Buna uyar mı İsrail? Bu ilan edilecektir, ama İsrail'in daha önceki ateşkes süreçlerinde de operasyonlar düzenlediğini, ateşkesin şartlarına uymadığını biliyoruz. Ben yine İsrail'in içinde bulunduğu savaş kabinesinin şartları zorlayacağını ve ateşkesi bir şekilde ihlal edeceklerini düşünüyorum, ki bunu neye dayanarak söylüyorum? Geçmişteki uygulamalara ve örneklere bakarak söylüyorum. Tabii burada 40 İsrailli rehine, özellikle kadınlar, 19 yaş altı çocuklar, 50 yaş üzeri yaşlı ve hastaları işte Hamas bırakacak, elde kalan bu da 40 kişi civarında. Bunun karşılığında da 400 Filistinli mahkum, ki daha önce de bırakılan Filistin mahkumlarının birçoğu aslında yeniden tutuklandılar. Bu da gözden kaçan bir detay. Çünkü Batı Şeria'dan serbest bırakıldılar.
bir başka bahaneyle yeniden tutuklandılar ve bu kez anlaşmaya şöyle bir madde eklendi. Serbest bırakılan Filistinli mahkumların yeniden tutuklanmayacağı. Yani düşünün, İsrail ne kadar güvenilmez ki artık anlaşmaya bu tarz maddeler eklenmek zorunda kalıyor. Yani İsrail bırakıyor ama birkaç gün sonra başka bir bahaneyle yeniden tutukluyordu bıraktığı Filistinli mahkumları. Bakalım, anlaşmada böyle bir madde var. Yeniden tutuklanmayacağını garanti ediyoruz diye, ama İsrail'i kim denetleyecek, nasıl denetleyecek veya uymadığı takdirde İsrail'e nasıl bir yaptırım uygulanacak onu bilmiyoruz. Ama Hamas'ın uymadığı takdirde İsrail'in nasıl bir saldırganlık sergileyeceğini tahmin edebiliyoruz. Ama İsrail'in uymaması halinde yaptırım nedir? Herhangi bir bilgi yok. Ve Amerika'nın herhangi bir garantörlüğü yok. Eğer Biden bu açıklamayı yapmakta kendine bir hak görüyorsa, İsrail'in uymaması halinde bir takım yaptırımlar uygulanmasının gerekliliğini de açıklamak zorunda. Ama ne yazık ki böyle bir açıklama yok. Bu da Ramazan'ı kapsayan 40 günlük bir ara. Peki bu ara sonrası ne olacak? İşte Gazze'nin kuzeyine yeniden geri dönüşten bahsediliyor. Kim dönecek? Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Peki ne yapacak? Bir yıkıntının içerisinde mi yaşayacak bu insanlar? Orada neredeyse taş üstünde taş kalmamış durumda. Hastaneler iflas etmiş durumda. Hastanelerin onarılacağı söyleniyor. Ama iş gücünün geçişi yasak. Yani bu anlaşma oldukça belirsiz hatlarla dolu. Ancak tabii ki bizim umudumuz daha fazla masumun hayatını kaybetmemesi için en küçük umut ışığına dahi sarılır durumda insanlık. Gözlemleyeceğiz. Ama şu da bir gerçek. Anlaşmaya uyulmaması halinde bir yaptırım kararının da uygulanması gerekiyor. En azından Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlara öncelik Amerika Birleşik Devletleri veya Batı diyecek ki biz Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu karara istinaden İsrail'e şu şu yaptırımları uygulayacağız. Ama ne yazık ki böyle bir söylemde henüz yok. Yani yaptırımdan ziyade artık yardım etmiyoruz demeleri bile yeter aslında hocam. Yani yaptırımı geçtik sadece, hani biz yardımı kestik artık, yardım göndermiyoruz, askeri yardım göndermiyoruz deseler bile o bile çok önemli bir gelişme. Şimdi İsrail giderek yalnızlaşıyor aslında. Yani hani bu artık çok bariz bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Amerika'nın bu kadar ateşkes çağrılarını bile uymayan, bunları bile göz ardı eden bir İsrail var karşımızda. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara, dünya kamuoyunun bu kadar tepkiselleştiği bir ortamda İsrail giderek yalnızlaşıyor. Ama İsrail buna rağmen de Gazze'yi insansızlaştırma politikasını sonuna kadar da yürütmekte kararlı olduğunu gördük. Biz ilk günlerde, 7 Ekim'den sonra ilk günlerde biraz daha umut doluyduk aslında. Yani işte yakın bir zamanda biteceğine dair içimizde bir umut vardı. Ama artık yavaş yavaş bu umudun da körelmeye başladığını görüyoruz. İsrail'in bu şekilde yalnızlaşması, işte batılı ülkelerin de belki ilerleyen günlerde iyiden iyiye İsrail'i yalnız bırakması bu süreci sonlandırır mı sizce? Ya da ikili devletli bir çözüme doğru bu sürece götürür mü? Yani bu olasılığı artırır mı? En sondan başlayalım. Bu olasılığı arttırır. Ama şu şekilde arttırır. Bir kere şu bir gerçek. Bir İsrail devleti var. Bir de İsrail hükümeti var. Eğer Batı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in geldiği konumdan rahatsızsa şu tercihi yapmak zorundalar. İsrail'in geleceğini korumak mı, yoksa İsrail hükümeti ve Netanyahu'yu korumak mı? Ki gelinen noktada süreç Netanyahu ve kendi ultra milliyetçi savaş kabinesi üzerinde sıkışmış durumda. Ki şu da bir gerçek, İsrail'in kendi vatandaşları, on binler her gün sokaklarda Netanyahu'nun istifası için eylem yapıyorlar. Aslında buradaki sürecin yeniden açılması için mutlaka ama mutlaka İsrail'de bir yönetim değişikliği gerekiyor. Mevcut hükümetle bu sürecin ilerlemesi mümkün değil. Geçici ateşkeslerle Filistinlilerin öldürülmeye, yok edilmeye, soykırıma uğradığı bir sürecin devamından başka bir şey görmeyiz. Eğer Netanyahu devam ederse. Ama umut ışığı ne zaman doğar? Ancak ve ancak İsrail yönetimi değiştiği takdirde.
Ki bu noktada dünyada kimsenin İsrail devletinin varlığıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Aslında sıkıntı tamamen İsrail'i yöneten bu yapının uyguladığı durumla alakalı. Onun için Netanyahu ve kabinesinin bir an önce görevden el çekmesi veya çektirilmesi veya İsrail'deki yönetim değişikliği şart. Ancak bu takdirde bizler iki devletli çözümü ve barışı konuşabiliriz. Bu noktada da dünyanın yapması gereken şey Netanyahu yönetimini muhatap almaktan vazgeçmek. Çünkü artık herhangi bir meşruiyeti kalmamıştır. Soykırım uygulayan bir liderle muhatap olmak bugün işte Srebrenica katliamını yapan Milosevic'le, Almanya'da Yahudileri, engellileri katleden Hitler'le muhatap olmakla aynı şeydir. Hiçbir farkı yoktur. Evet. Peki bu arada Özgür Bayram Soylu da yayınımıza katıldılar. Özgür Hocam merhabalar, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi biraz daha kredi kartı düzenlemesinin detaylarını konuşacağız ama Fatih Hocam size şunu da sormak isterim aslında. Refah da kritik bir önemde. Çünkü Mısır'da aslında ateşkes görüşmelerine ara buluculuğa ev sahipliği yapıyordu. Bu krizin yayılması halinde en olumsuz etkilenici ülkelerden biri Mısır. Bu yüzden de arabuluculuk görüşmelerine ev sahipliği yapıyordu. Yayılma ihtimali var mı? Yani evet bir yandan ateşkesi konuşuyoruz ama Biden'ın sözleriyle birlikte böyle bir umut doğdu. Ama bir taraftan da yayılma riski hala var mı sizce? Sena Hanım, yayılma riski hala var. Netanyahu İsrail'in başında olduğu sürece bu savaşın nereye evrilebileceğini kimse garanti edemiyor. Biz bunu Orta Doğu'daki gelişmelerde de gördük. Ki Netanyahu şunu gördü, bu savaşın uzaması aslında kendi iktidarını da uzatıyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin planı 2023 Aralık itibariyle kalıcı bir ateşkes ve sorunun sonlanmasıydı. Ancak Netanyahu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ni de yedeğine çekerek bu krizi tırmandırdı. Onun için Netanyahu'nun Mısır bu işe karışsın, karışmasın, diğer Arap ülkeleri dahil olsun, olmasın gibi bir düşüncesi ne yazık ki yok. Ama Mısır konusu oldukça önemli. Çünkü Mısır, Arap dünyası için herhangi bir ülke değil. Geçmişten bugüne Arap liderliğini yapmış, Arap bölgesinin en güçlü devleti ve bizzat Filistin konusunda da geçmişten bugüne hem Filistin hem İsrail meselesinde bölgenin lideri ve ana sözcüsü ki Camp David anlaşmaları, Oslo barış süreci bunların aslında bir takipçisi Mısır ama bu noktada Mısır'ın muhatap alınmaması ve Mısır'ın muhatap olmaktan çıkarılması Mısır'ı duruma belki de bir çatışma sürecine dahil edebilir. Dahil olduğu zaman da biz bambaşka bir Orta Doğu'yu konuşmuş oluruz. Onun için eğer biz bölgede barışın istikrarını öngörüyorsak bir an önce İsrail'in ve özellikle Netanyahu yönetiminin ateşkese zorlanması ve Netanyahu yönetiminin de el çektirilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Fatih Hocam. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer'le değerlendirmiş olduk. Ateşkes olasılığını ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeleri. Özgür Hocam tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ kredi olun. Kartı konusu çok tartışılıyor. Bu tartışmalardan önce aslında siz Areda olarak çok önemli bir araştırmaya ev sahipliği yaptınız. Önemli bir araştırmayı gerçekleştirdiniz. Kredi kartı kullanım alışkanlıklarını ortaya koyan çok önemli bir araştırmaydı o. Şimdi bu tartışmalar sürerken aslında o araştırma sonuçlarına geçmeden önce sizin beklentinizi de sormak isterim. Gerçi bugün Bakan Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Çünkü bir dezenformasyon süreci de başladı. Yani bu konu bu kadar tartışılınca tabii sosyal medya hesapları, web siteleri bunu manşetlerine taşımak için tabii ve dikkat çekmek için de manşet atmaya başladılar. Henüz bir düzenleme yok. Bir düzenleme beklentisi var. Nasıl bir düzenleme olabilir? Genelleyici mi yoksa yani orta gelirliyi, dar gelirliyi özellikle de çok böyle olumsuz etkilemeyecek bir düzenleme mi olabilir? Tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Kredi kartını kullanan tüketicinin, bireyin ya da vatandaşın kompozisyonunun birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani zevk ve tercih için bunu kullanan da var ama günlük ihtiyaçlarını karşılamak için, gıda ihtiyacını karşılamak için
kredi kartını taksitli ya da taksitsiz kullanan bireylerin olduğunu da göz ardı etmememiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Tabii ortaya çıkan bu dezenformasyon ya da bilgi kirliliği aslında hafta sonunun markalar için ve tüketici için çok yoğun geçmesine de neden oldu. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Çünkü kredi kartına sınırlandırma geleceği beklentisi bir anlamda enflasyonist süreçte kendisini taksitli satın almayla koruyan tüketiciyi bir manada tekrardan harcama yapmaya maalesef ki itti. Bu hafta sonu için bunu net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Şöylesine bir durum da var. Yani düzenleme gelecek beklentisiyle alışverişler arttı. Evet, çünkü şöyle bir durum var. Yani tüketicinin tüketim davranışı bozulmuş durumda uzunca bir süredir. Yani şunu hep konuşuyoruz. Tüketici talebini sürekli öne çekiyor. Dolayısıyla satın alma gücünü korumak için enflasyona karşı kullanmış olduğu kredi kartına bir sınırlama geleceği paniği ya da geleceği beklentisi de ister istemez tüketiciyi harcama yapmaya meylettirdi. Talep bir kez daha öne çekildi. Talep bir kez daha bu hafta sonu net bir şekilde, çünkü şunu da etkisi var. Havalar gayet güzel. Zemin kredi kartıyla harcama yapmaya elverişli. Böylesine bir durumda bankaların da tabii promosyonlu içerikleri, sürekli bir mesaj bombardımanını tutmaları, mil ikram etmeleri, para puan promosyonlu içerikler sunmaları, artı taksitler sunmaları bu korku iklimi içerisinde, tırnak içerisinde tüketiciyi tekraren talebini ya da tüketimini öne çekmeye zorunlu hale getirdi. Burada şu önemli, yani faiz enstrümanıyla bizim tüketimi kısamayacağımız çok açık. Yani Kasım ayından beridir belki politika faiz oranlarındaki artış kredi kartı faizlerine, gecikme faizlerine yansımıyor ama %4'lerin üzerinde bir faiz de yüksek bir faiz. Bir yandan tüketici kredisindeki hacim büyüyor. Diğer yandan kredi kartı harcamaları taksitli ve taksitsiz büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla burada faiz enstrümanı tüketicinin tüketimini erteleyeceği ya da hiç yapmayacağı noktasında bir çözüm olmayacak gibi duruyor. Burada tabii bankalar ve sektörün işbirliği içerisinde belki ek taksitler ortadan kaldırılabilir. Yani limitlere ve asgari ödeme tutarına bir düzenleme gelmesi ifade edildi yine sosyal medyada. Ama bunu birden yaptığınız zaman pozisyonunda açık kalacak olan çokça sayıda dar gelirli grup var. Bunun kademeli olarak gerçekleştirilmesi, sizin az önce ifade ettiğiniz o dar gelirli grubun mağduriyet yaşamasının da aslında önüne geçecek bir düzenleme olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla yani tüketicinin tamamını ilgilendiren bir meselede genel bir karar almak, haliyle farklı gelir gruplarına sahip, farklı motivasyonlarla kredi kartını kullanan insanların farklı mağduriyetler ya da farklı avantajlar sağlamasını da birlikte beraberine getirecek. Çünkü şöylesine bir alışkanlığımız var. Bunu kredi kartı araştırmamızın detaylarını incelediğimiz programda da dile getirmiştik. Bizde genellikle özellikle orta gelir ve alt gelir grubunun kredi kartı dönem borcunu ödeme alışkanlığı genellikle asgari ödeme tutarı içerisinde gerçekleşiyor. Çünkü bu harcama grubu enflasyonist ortamda gelirini aşan harcama yapma eğiliminde halen daha devam ediyor. Bu eğilimi halen daha sürdürüyor. Dolayısıyla siz orada asgari ödeme tutarının yüzdesini ya da faizini artırdığınız zaman orada bir baskı unsuru tekraren mali açıdan oluşmuş olacak. Dolayısıyla bizim burada öncelikli olarak odaklanmamız gereken tüketicinin davranışını şekillendirmeye yönelik aslında uygulamalar olmak durumunda. Yani geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı finansal okuryazarlık üzerine bir takım eğitimlerin özellikle liselerden başlayarak bir takım süreçlerin başlayacağını işaret etti ama şöylesine bir durum da var. Yani finansal okuryazarlığımız her ne kadar toplum olarak düşük olsa da finansal okuryazarlığı düşük olanla yüksek olan aynı davranışı sergiliyor. Yani bugün ben de diyelim ki siz de ben de bir tık da olsa ekonomi alanında uzman olduğumuz için finansal okuryazarlığımız görece biraz daha yüksek. Ama buna rağmen siz de ve ben de böylesine bir belirsizlik ortamında, böylesine bir risk ortamında tüketim harcamamızı kredi kartını kullanarak öne çekiyorsak burada demek ki davranışsal bir problem var ya da davranışsal bir öngörememe sorunu var. Dolayısıyla bizim bu sorunu ortadan öncelikli olarak kaldırmamız gerekiyor. Faiz enstrümanı rayında evet devam edecektir. Ama ilk önceliğimizin ya da yapısal önceliğimizin davranışları yönlendirebilme ve yönetebilmeye odaklanması gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle harcamanın aşırıya kaçtığı, yani günlük ihtiyaçların ötesinde, günlük talebin ötesinde bir noktaya geldiği hususlarda ise
Bankaların sunmuş olduğu artı taksitler belki ortadan kaldırılabilir. Her ne kadar seyahatlerde uçuş olmasa da kampanyalı seyahatlerde ve kampanyalı kart anlaşmalarında seyahatlerde de halen daha taksitlerin olduğunu ve harcama yaptığınız zaman net bir şekilde görüyorsunuz. Yani özetle aslında dar gelirliği etkilemeyecek ama lüks demeyelim de gereksiz harcamaları da körükleyip enflasyonu tetikleyen bir unsur olmaktan çıkarmayı amaçlıyor aslında yeni düzenleme. Evet. O yüzden bakalım göreceğiz. Sizin şimdi araştırmanın çıktılarıyla devam edelim olabilir isterseniz. Çünkü çok önemli bir araştırmaydı. Yani bizim Türk insanının kredi kartı alışkanlıklarını ortaya koyan çok önemli bir araştırmaydı. Şimdi bakalım önce kaç tane kredi kartınız var sorusuyla başlayalım dilerseniz. Burada bir diyenlerin oranı %52,7. Ya şöyle size bir durum var. Bir diyen %52,7, 2 ve 3 arasında olansa %39,6. Aslında bu odaklanmamız gereken noktalardan bir tanesi bu 39,6 seviyesinin. Yani 2 ve daha fazla 2 ve 3 arasında bir kredi kartına sahiplik söz konusu. Burada tabii kredi kartı sahipliğinin farklı motivasyonları var. Yani bazen farklı kampanyalardan yararlanmak için, bazen banka değişikliğinde, bazen limitler yetersiz olduğu zaman, bazen kaçış alanı sunduğu zaman, bazen de bazı özellikle sektörlerdeki harcamaları avantajlı hale getirdiği için kullanım motivasyonunun farklılaştığını görüyoruz. Tabii 120 milyona yakın kredi kartının olduğunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman bu yaklaşık olarak çalışan kişi başına neredeyse 3 sayısına tekabül ediyor. Evet. Dolayısıyla ortalama çalışan kişi sayısına 3 kredi kartımızın olduğunu düşündüğümüzde... Bunu da sormuşsunuz aslında. Neden birden fazla kredi kartınız var sorusu da var aslında. Aynen. Orada çoğunluklu farklı kampanyalar var. Tabii bu araştırmayı biz biliyorsunuz Z Raporu ve Areda PR ortaklığında Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Aslında burada biz kredi kartının dününe, bugününe ve yarınına bir manada ışık tutuyoruz. Yani güncelliğini koruyan araştırmamızda da var. Yani kredi kartı kullanmak sizin için neyi ifade ediyor dediğimiz zaman artık finansal alışkanlığın ötesine geçmiş zorunluluk olan bugün özellikle paranın yakın ikamesi yerine kullandığımız bir araçtan bahsediyoruz. Evet, yani bugün ama zorunluluk diyenlerin orada çok yüksek. %77,1 yani hem paranın ikamesi burada devreye giriyor, hem harcamaların taksitlenebilme motivasyonu burada devreye girebiliyor, hem o tüketimin anlık olarak cebimizden çıkmamış olması duygusu bir anlamda bizi oraya itmiş oluyor. Dediğim gibi yani hayatımızın bir parçası olduğu için bir su gibi, bir ekmek gibi neredeyse tüketilmeye, kullanılmaya başlanıldığı için bir noktada artık tüketicinin neredeyse tamamı için zorunluluk haline gelmiş gibi karşımızda duruyor. Şimdi aslında araştırma başlığını atan önce özgürlük sonra esaret sorusu da var. Doğru. Yani kredi kartı kullanmak size hangi duygu hissettiriyor, ne anlam ifade ediyor sorusu var. Önce özgürlük sonra esaret diyenlerin oranı %40 neredeyse, %39,6. O muhtemelen şu an daha da artmış olabilir. Çünkü ya baktığınız zaman son 3 aylık süreçte bile Şubat ayı itibariyle hem taksitli alışverişlerin hem taksitsiz alışverişlerin BDDK verilerine göre %150'nin üzerinde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla hacimsel mi, kullanım sayısı mı? Hacimsel olarak satın yani o fiyatların artmasıyla birlikte zaten hacimsel olarak ya artıyor. Fiyatların artmasının da etkisi var ama kullanılan kart sayılarına baktığımız zaman halen de o noktada işlem da sayısı. İşlem sayısında yani işlem da artış var. O kart önemli. Sayısında artış var. Hacmin enflasyonun neredeyse 2 katı 3 katına varan bir noktada artıyor olması da aslında tehlike sinyallerinin özellikle dar gelirli gruplar için, orta gelirli gruplar için çaldığını gösteriyor. Evet. Burada da gözden kaçan şey var tabii. Taksiti şimdi kullanıcılar, tüketiciler fark ettiler. Yani enflasyona karşı ne kadar çok taksit yaparsam kendimi o kadar koruma altına alırım. Çünkü bugünün 1 lirası 6 ayın 1 lirası olmuyor. Aynı para haline gelmiyor. Dolayısıyla da çok taksit yaptıkça da aslında 6 ayında mesela 6 taksit yapıyorsa 6 ayını ipotek altına almış oluyor kullanıcı. Evet. Taksit miktarları düştükçe limitler dolmuyor. Ya öyle de bir durum var. Şöylesinde bir durum da var. Şimdi o taksitler arttıkça limitler doluyor tabii. Gelecek aylarda da yani 6 ay 7 ay o alışverişler devam etse de oradaki o taksitler de devam ediyor 6 ay 7 ay. Yani o 6 7 ay ipotek altında aslında kullanıcının. Tabii yani tüketicinin. Özellikle taksitin ifade ettiğiniz gibi yüksek olması tüketiciyi harcama noktasında daha da çok eğilimli hale getiriyor. Çünkü ay başında düşen ödeme miktarı tüketicinin zihninde gittikçe azalıyor. Fiyata değil de aylık ne kadar ödeyeceğine bakmaya başlıyor. Aylık ödeme tutarına
tutarına, aslında aylık totalde ödeme tutarını çok dikkate almıyor da şu ürünü alırken, yani şu ürün bunun ürün olsun. Bu ürünü alırken diyelim ki 9 taksitle bölünüyor ve 9.000 lira fiyatı. Aylık 1000 lira tüketici için, özellikle gelir düzeyi, işte diyelim ki en düşük memur maaşı ve üzerinde olan bir birey için gelir düzeyi, aylık 1000 lira ödeme onun için aslında 9 ay sonrasını tahayyül ettiğinde, tahmin ettiğinde ya da öngördüğünde çok avantajlı bir konuma geliyor. Bu AVM'den çıkıp 9.000 liralık burada alışverişini yapıyor. Bir hafta sonra aynı 9.000 liralık alışverişi başka bir ürün için de gerçekleştiriyor. Ve yine orada aylık 1000 lira ödeme onun için cazibeli hale geliyor. Ama halbuki aylık ödemesinin 2.000 lira olduğunu ya da taksinin 2.000 lira olduğunun farkına daha sonrasında varıyor. Bu araştırma kapsamında zaten o soruyu da sormuştuk. Yani kredi kartı ile taksitli alışveriş enflasyona karşı sizi koruyor mu sorusunu sormuştuk. Orada %58.9 evet demişti. Bu oranın ve bu farkındalığın sizin de ifade ettiğiniz gibi giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla orada aşırı harcamanın önüne geçebilmek için taksit sınırlandırmasının makul bir noktaya çekilebilmesi hem bankaların hem de sektörlerin birbirleriyle olan anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşeceği benziyor. Dolayısıyla bugün tüketici için önce özgürlük, sonra esaretin kapılarını açan bir kredi kartından bahsediyoruz. Ama tabii burada şöylesine bir durum da var. Kullanım hatası, kullanıcı hatasından kaynaklanan bir durum aslında önce özgürlük sonra esarete tüketiciyi yönlendiriyor. Yoksa baktığınız zaman finansal fitness için aslında harcamaların kısılması için önemli ya da harcamaların denetimli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yapılması için önemli bir argüman. Ama son iki yılda yaşanan enflasyonist süreçte bir noktada tüketiciyi böyle davranmaya zorladı gibi duruyor. Yani tüketiciyi de tek başına suçlu sensin motivasyonuna ya da moduna sokmakta bir manada tüketiciye de yapılacak haksızlıklardan bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Şimdi şu soru bence önemli. Kredi kartını en çok kullandığınız 3 sektör hangisi? Bu soru neden önemli? Çünkü taksit sınırlamasının belli sektörlere gelmesi beklentisi var. Dolayısıyla burada en çok harcama hangi alanda yapılıyorsa acaba oraya mı gelebilir yolundan ilerleyebiliriz belki. Ama burada market ve alışveriş merkezleri başlığında toplamışsınız bunu. Evet. %68. Giyim ve aksesuar %36. Ay, doğru. Benzin ve akaryakıt %31. Eğitim %15. Elektronik %14 ki buraya gelme ihtimali biraz orada bir var. Şey yani kısıt var olmakla beraber dediğim gibi farklı kampanyalarla birleştirildiği zaman taksit devam ediyor ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece odağı taksitli alışverişe çekmemek gerekiyor. Çünkü BDDK verilerine göre taksitsiz alışveriş de %181'in üzerinde bir artışla karşımıza gelmiş. Şimdi BKM verileri de en çok kredi kartının giyimde, market alışverişinde yani gıdada, akaryakıtta kullanıldığını ifade ediyor. Biz şimdi benzin ve yakıt istasyonlarında taksit alışveriş gerçekleştiremiyoruz. Ama şöylesinde bir durum var. Akaryakıt istasyonunu işleten şirketin faaliyet alanına göre banka size taksitli imkan sunabiliyor. Dolayısıyla orada bir boşluk var. Yani giyim ve aksesuarda taksiti kaldırmaktan ziyade taksiti sınırlandırmak ya da yine ifade ettiğim gibi markaların ve bankaların vermiş olduğu taksiti sınırlandırmak makul olabilir. Çünkü tüketiciyi taksitli alışverişten men ettiğiniz zaman birdenbire netice itibariyle bugün hepimiz giyim noktasında da aksesuar noktasında da aksesuarı ve kozmetiği bir kenara bırakalım. Orada zaten şey yok. Taksit yok. Ama giyimi şu noktaya aldığımız zaman kendimiz üzerinden düşünelim. Yapmış olduğumuz giyim harcaması oluşan bu fiyat dengesizliğinde bütçemizin önemli bir yerini tutuyor. Dolayısıyla burada tüketicinin 10 nakdi vermesi çok da birdenbire taksitsiz alışveriş yapma alışkanlığına dönmesi çok da kolay gibi görünmüyor. Özellikle dar gelirli ve orta gelirli grubun market noktasında kredi kartını kullanıyor olması gıda noktasında kredi kartını kullanıyor olması ve taksitsiz kullanıyor olması da burada önemli. Buradaki problem aslında taksitsiz alışverişlerle ödeme alışkanlığının yanlışlığından kaynaklanıyor. Yani asgari ödeme tutarını ödeyip bıraktığımız zaman o taksitsiz alışveriş de bir noktada birikerek devam ediyor. Yani biz evet bir yanda taksitli alışverişi özellikle dengeyi bozan sektörlerde, dengeyi bozan alanlarda sınırlandıralım. Ama bununla birlikte taksitsiz alışveriş yapan tüketicinin de asgari ödemenin üzerinde bir ödemeyi yapma alışkanlığı kazanmasını da sağlayalım.
Çünkü dediğim gibi yani benzin ve yakıt istasyonunda markette taksitle alışveriş gerçekleştiremiyoruz. Evet. Ama harcamalarımızın büyük çoğunluğunu biz gıdaya ayırmış durumdayız. E böylesine bir ortamda... Dolayısıyla dar gelirlilerin yaptığı harcamalardan bence kaynaklanıyor. Oradan kaynaklanıyor ama dar gelirli grup işte o asgari ödeme alışkanlığına bizim araştırmamızda da vardı. Yaklaşık olarak %20 de asgari ödeme tutarının altında bir ödeme yaptığını söylüyor. Şimdi ben tam oraya gelecektim. Yani sanki bu kredi kartıyla ilgili gelecek düzenleme borçluluk oranlarıyla alakalı bir düzenleme değil. Bu tüketimin çok fazla hızlı artması... Tüketim dolayısıyla yani iç talep artışıyla enflasyon tetiklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu yani Türkiye'de borçluluk oranlarında çok büyük bir sıkıntı yok aslında kredi kartlarıyla ilgili. Sizin araştırmanızda da önemli bir soru var aslında. Kredi kartı ödemelerinizi hangi oranda gerçekleştirebiliyorsunuz? Bu çok güzel. Dönem borcunun tamamını diyenlerin oranı %46. Evet. Yani yarısı neredeyse dönem borcunun tamamını ödüyor. Asgari ödeme tutarını yapanların oranı %30. Asgari ödeme tutarının da altında yapanların oranı %22,7. İşte asgari ödeme tutarının altında ödeme yapanlar aslında gittikçe zorlanmaya başlıyorlar. Yani belki de bu oran biraz daha artmış olabilir Kasım ayından bu yana. Asgari ödeme tutarı alışkanlığı aslında bir noktada tüketiciyi asgari ödeme tutarının altına da itmeye başlıyor. Çünkü netice itibariyle geliri sabit olan bireylerin olası mağduriyetinden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada geliri sabit olan birey bu asgari tutarının kendisine bir faiz maliyeti olarak döndüğünün farkına vardığı zaman neredeyse artık asgari ödeme tutarının altında ödemek zorunda kaldığı bir serüvene doğru yol almış oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada tabii dönem borcunun tamamını ödeyen bir grup var. Yani yüksek gelirli grupların da enflasyonu tetiklediği noktayı da aslında es geçmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir kompozisyon çerçevesinde, bir bütüncül yaklaşım çerçevesinde kredi kartı kullanım düzenlemesinin şeffaf bir şekilde ve öngörülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani ben tüketici olarak, özgür olarak yarın sabaha uyandığım zaman elimdeki enstrümanın hiçbir işe yaramadığı bir ortamla karşılaşmak istemiyorum. Bu gerçekleşecek diye bir durum yok ama özellikle son bir hafta içerisinde ve Merkez Bankası'nın düzenlemeye ilişkin sinyali verdikten sonra ortaya çıkan bu dezenformasyon tüketicinin dengesini net bir şekilde bozmuş durumda. Yani tüketici tıpkı önümüzdeki süreçte enflasyon neredeyse %100'lerin üzerine çıkacakmış gibisine harcama yapma eğilimini kredi kartını kullanarak devam ettiriyor. Dolayısıyla burada bütüncül bir çerçeveyle her gelir grubunu dikkate alan ve orta ve dar gelirli grubu mağdur etmeyecek bir düzenlemenin görülebilir, öngörülebilir, haber verilebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi önem arz ediyor. Nakit avans kullanımı ile ilgili bir sorunuz da var. Nakit avans kullanıyor musunuz sorusunda da %49,8 de evet kullanıyorum diyenler var. Evet, yine bu dediğim gibi. Bu oran niye bu kadar arttı hocam? Bu oranın bir nebze daha düştüğü kanaatini taşıyorum. Şu açıdan çünkü biz Kasım ayında bunu gerçekleştirmiştik. Kasım ayında da nakit avans faiz oranları neredeyse yüksek noktaya gelmişti. Ve artık hani tüketicinin de neredeyse nakit avans konfor alanının da kalmadığı bir dönemden bu zamana geliyoruz. Orada bir sonraki soru aslında nakit avans kullanmak size nasıl hissettiriyor sorusu bunun neden kullanıldığına dair bir bize işaret veriyor. Yani biraz esprili bir soru olmakla beraber demişiz ki nakit avans kullanmak sizi nasıl hissettiriyor? %82,8'i sihirli bir cüzdana sahip gibiyim. Çünkü yani cash sıcak para. O parayı oradan net bir şekilde alıyoruz. Evet belki taksit nakit avans yapıyoruz. Belki taksit sınırını yine orada da kendi zihnimize göre değerlendiriyoruz. %17,2'si de süper güçlerinden biri gibi hissettiriyor diyor. Dolayısıyla orada sizin olmayan parayı harcamanın vermiş olduğu rahatlık, vermiş olduğu konfor ve yine enflasyonist ortam, enflasyonist süreç tüketici kredilerine de erişimin zorlaştığı bir noktada nakit avansı cazibeli hale getiriyor. Evet. Tabii nakit avans özellikle 2020 ve 21 yıllarında daha çok Borsa İstanbul'da özellikle 2022'de de daha çok döviz satın almada, daha çok altın almada evet, net bir şekilde yoğun bir şekilde
kullanıldı. Özellikle nakit avans faizlerinin düşük olduğu dönemlerde çok yoğun bir şekilde kullanıldı. Evet. Nakit avans faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde ise daha çok harcamaların finansmanı, belki de kredi kartının finansmanı, dönem ödemesinin finansmanı için kullanılma alanlarının yoğun olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani nakit avansı kullanıp döviz ve altına olan eğilim aslında bir manada artık nakit avansa olan tercihin harcamaların finansman açısından kullanıldığına da bir noktada işaret ediyor. Şimdi bir sorunuz daha var. O soru da bence son derece önemli. Yani kredi kartlarıyla nasıl gereksiz harcamalar yapıldığını ortaya koyan bir soru bence. E-ticarette kredi kartı kullanmak gereksiz harcamalara yol açabilir mi? Evet. Çok doğru bir soru ve yerinde bir soru. Evet, çevrimiçi alışverişte kredi kartı kullanarak insanlar sık sık gereksiz ürünler satın alabiliyorlar demiş. %49,6. %50,6. %50'si yani kullanıcıların neredeyse yarısı gereksiz harcama yaptığını kabul ediyor. Evet, kabul ediyor. Çünkü yani büyülü bir dünyası var e-ticaretin. Orada kolay, da çok kolay. Çok yani hem çok sanal kolay. Sanal bir harcama yapılıyor. Siteye giriyorsunuz, çok rengarenk siteler. Yanda sürekli farklı ürün grupları, tamamlayıcı, ikame ürünler yanıp sönüyor. Orada da tüketici aslında farkında olmadan ve farkında olarak bilinçli ya da bilinçsiz aşırı tüketim yaptığının farkında. Ama bunun önüne maalesef ki geçemiyor. Geçmesi de çok kolay gibi durmuyor. Şöylesine bir durum da var. Yani şimdi e-ticaret Türkiye'de gittikçe büyüyor. E-ticarette özellikle perakende de faaliyet gösteren çoğu sektörün e-ticaret sektöründe de faaliyet gösterdiğini, oraya yönelik yatırımlarını kanalize ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki firmaları da mağdur etmeyecek bir düzenleme de aslında zaruri hale geliyor. Yani bir caddede, bir sokakta faaliyet gösteren firma aynı zamanda, özellikle giyim firmaları, aynı zamanda e-ticaret platformlarına da yatırım yapmış durumda. Evet. Ticaretlerini oradan da sürdürüyorlar. Özellikle pandeminin bunda çok büyük etkisi oldu. Dolayısıyla pandemiden bu yana tüketicinin alışkanlığı değiştiği gibi perakende firmalarının alışkanlığı ve yatırım kanalları da değişmiş durumda. Dolayısıyla ortaya çıkabilecek kısıtlayıcı düzenlemeler sadece tüketiciyi etkilemeyecek. Aynı zamanda perakende kısmını da, e-ticaret kısmını da, firma kısmını da önemli ölçüde etkileyecek. Yani biz yanlış yaptığımızın tüketici olarak farkındayız. Ama bu yanlışın önüne şu aşamada geçebilmiş değiliz. Ve tabiri caizse dayak yiyerek de ya da tehditle ya da yasak ya da yaptırım tehdidiyle de çok vazgeçecek gibi de durmuyoruz açıkçası. Evet, ama bence yani sizin yaptığınız bu araştırma şunu da ortaya koyuyor. BKM'nin verileri de tabii ki hiç şüphesiz ortaya koyuyor. Türk halkı bence kredi kartı kullanmayı öğrendi. Evet. Yani oradaki paranın, kredi kartındaki paranın aslında ödenmek zorunda olduğunu, artık yapılan o harcamaların, ödemelerin bir gün yapılmak zorunda olduğunu biliyor evet, kullanıcılar. Ve o harcamaları o şekilde yapıyorlar. Ama bir risk var mı? Çok görünmüyor şu anda tüketiciler açısından. Bütün ekonomi yönetiminin amacı gereksiz harcamaların önünü kesmek. Tabii. Ve enflasyonun tetiklenmesini de engellemek. Bütün amaç bu. Böyle özetlemiş olalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Özgür Hocam, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Özgür Bayram Soylu ile değerlendirmiş olduk. Arada olarak yaptıkları kredi kartı kullanım alışkanlıklarının ayrıntılarını, araştırmasının sonuçlarını. Nokta alıyoruz para politiği. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.